Zahide Yetiş'le çok özel bir konuk ağırlıyor. Kadın çorabıyla diz ağrılarından kurtulmanın ilginç ve pratik yolu. Bağırsak parazitlerine karşı savaş taktikleri. Cildinizin porselen gibi olması için doğal kayısı yağ karışımı. Ve Ramazan sofralarının vazgeçilmezi ballı incir uyutmalı güllaş tarifleriyle Doktor Feridun Kunak az sonra Zahide Yetiş'te. Ramazan'ın olmazsa olmazı pideleri hiç böyle görmediniz. Bayat pidelerinizi sakın atmayın. Yemek danışmanı Füsun Fırat'tan 20 liraya tahinli, lor peynirli ve karışık pide tarifleri az sonra Zahide Yetiş'te. Az önce ne yaptım biliyor musunuz? Şuraya şöyle uzanıverdim. Kalpten gidecektir izi. Allah'ım ne yapıyor Zahide Yetiş diye. Allah'ım hastane yataklarına düşürmesin, hastanelere düşürmesin. Avukatlara, doktorlara mümkünse düşürmesin. İşimiz olacaksa da en iyisini nasip etsin. İkisi de çok önemli. Hepimiz hayatta olmak, kalmak, sağlıklı yaşamak istiyoruz. Formülleri yok mu? Var. Bir bilene danışmak gerekir mi? Kesinlikle gerekir. O bir bilen şimdi stüdyomuza gelmek üzere. Maşallah hiç de yaşlanmıyor ya. Hanım mı çok iyi bakıyor. Serapçığım öpüyorum sizi. Doktor Feridun Kunak geliyor alkışlarla. Günaydın. Merhaba, merhaba. Buyurun merhaba. Hocam nasılsınız? Merhabalar, merhaba. Çok iyiyiz, çok teşekkür ederiz, sağ olun. Ankara'dan çok selam getirdik. Aleyküm çok selam, şükür. Sağ olun, biz teşekkür ediyoruz. Yoktur, şimdi şükür. Ben Feridun Hocam'ı ayrı severim. O sağ kadar ol. Çok çalışıp gelir ki sağ programa. Ol. Ve gerçekten o kadar bize ilgilenir ki hastası, yani dokunur yani. Ben dokunan doğru. Doktor isterim, hep bunu söylüyorum. Sağ ol. Bir şey daha şimdi müsaade ederseniz, siz böyle şeyleri pek sevmiyorsunuz ama ben... Seviyorum gerçekten. İki tane daha kitap ilave edin. İki bebeği daha oldu. Bir kızı var. Evet, i̇ki bebeği daha oldu. Daha önce iki tane Serap Hanım'ın, eşinin. İki tane Serap Hanım, iki tane de benim kitabım vardı. Şimdi ama bunları niye gösteriyorum? Evet. Bunlar çok güzel sağlıklı yaşam kitapları. Ama parayla pulla işi yok. Niye? Çünkü bakın hem Türk Silahlı Kuvvetleri'ne Mehmetçik Vakfı'na hem de vallahi bunu bile getirmiş yavrum ya. Çünkü bu bizim için önemli. Ben de kitaplarımı... Emniyetin şehit ailelerine, vakıflarına bağışlarda bulunuyoruz bu kitaplardan gelenler. Makbuzu da burada. Sizi 10 bin ve TL, Mehmetçik Vakfı'na 10 bin TL'de emniyet kuvvetlerinin şehitlerini bağışladık. Harikasınız. Bu kitapların gelirlerini onlara bağışlıyoruz. Onu söylemek istedik. Çok teşekkür ederim kardeşime. Ben teşekkür ediyorum. Bu kitabı yalnız kitapçılarda yok. Neden yok? Çünkü kitapçılarda yapacağım zaman bir sürü kitapçılara kar mar veriliyor. Ben sanki onların haklarından gidecekmiş korkusuyla. Çünkü bütün geliri olduğu gibi onlara bağışladığımız için sadece feridunkunak.com'dan isteyebiliyorsunuz. Peki öyle şekilde adresiniz kendiniz ulaşıp geliyor. Bulabilirsiniz. Aynen siz onu öyle. Bilirsiniz. Onu çok teşekkür peki, ederim. Ben teşekkür sağ ediyorum. Sağ çok olun. Güzel kitaplar. Bunları ben de almak istiyorum. Tabii başımla hepsi beraber size ve çok programdan güzel bilgiler sonra var. Veririz. Sağ olun. Başımla şimdi çok teşekkür ederiz. Savaşa gidiyoruz. Evet. Allah göstermesin. Allah göstermesin. Ama neye biliyor musunuz? Bir kere hastalıklarla zaten gerekiyor savaş yapmak ama parazitlerden bahsedeceğim. Biz öyle yazmışız da ondan söyledim. Doğru ama çok doğru, çok haklısınız. Çok ihmal edilen bir konu. Ramazan ay bu nereden çıktı diyeceksiniz ama samimi söylüyorum. Çok çok gerekli. Çok dikkat etmiyoruz ve inanılmaz bir şekilde parazitlerimiz var. Parazitler ne demek? Bağırsaklarımızda ve mide sistemimizde oluşan bizim istemediğimizden bizde asalak yaşayan hayvanlar. Bunları göstereceğim size. Peki bunların teşhisi nasıl konulur? Bunlardan kurtulmanın çaresini onları anlatacağım size. Biraz sonra çok güzel görüntülerimiz hatta var. Hatta başlayalım. O görüntüleri de vermeye başlayın arkadaşlar. Şimdi bir şey soracağım. Tamam. Bizde hepimizde aslında parazit var mı? Ve bazıları bakterileri mesela yararlı bakteriler olduğunu biliyoruz. Parazitlerle bakteriler arasında ne ayrı, var? Ayrı bir şey. Şimdi parazitler asalak yaşayanlar. Ama faydalı mikroplarımız mesela probiyotikler var ki çok lazım. Onlar olmazsa olmaz. Onlarsız yaşayamayız. Ve son dönemlerde iyice anlaşıldı ki beyniniz kadar önemli bağırsak sisteminiz. Peki beyniniz kadar önemli bağırsak sistemi bağırsaklardan yemek geçmeyince önemli olmaz, ihtiva etmiyor. Olmaz, hiç mümkün değil. Biraz sonra bağırsaklara, parazitlere savaş açıyoruz. Dizlerde kireçlenmesi olanlar için yepyeni yöntemler çıktı. Aynen PRP bunlar. Onları anlatacağız. Birisi, kadın çorabıyla mucizeler yaratıyor hocam. Bir evet. De bir şey yapmış gelmiş şu gördüğünüz işte bağırsaklar az önce gösterdik. Ama önce bir karnımızı doyuralım tam da bunlardan sonra söylemiş oldum ama. Ama çünkü olsun bizim o da gerçek zaten onu da yatsımamak tabii lazım ki. Gerçeğimiz yani. İyi ve kötü ne varsa konuşacağız programda. Aynen. Hadi gelin mutfağımıza hadi, iyiye doğru gidelim. Hadi beraberce bakalım. Ve bu arada sizinle de güllaç tarifi yapacağız. Evet çok değişik bir güllaç yapacağız kardeşler. Günaydın, herkes size güllaç anlatmıştır. Hoş geldiniz. Ama bu bize ait bir güllaç.
nasıl yapıldığını göstereceğiz. Yozgat'tan bir ablamızdan öğrendiğimiz bir kısmını bu güllacın içine koyduk. Beraberce anlatacağız, nasıl olduğunu göstereceğiz. Güllaçla yapacağız. Seyfun evet. Kunağan özel tarifi. Ama çok değişik, evet, içi çok... olağanüstü olacak. Sen ne ara bildin öğrendin? Her şeyi bilir maşallah. Estağfurullah. Estağfurullah. Bu usta duayen kardeşimiz. Estağfurullah. Harikadır. Evet. Peki şimdi buyurun. Pideleri aldık. Evet, bütün gün karnımız çok acıkıyor. Hiç doymayacakmış gibi eve pide dolduruyoruz. Hepimizin yaptığı şey. Şimdi şu pideyi aldık Zahideciğim. Şöyle. Şöyle kenardan hani yediğimiz pideler gibi yer bırakarak şurasını böyle vakit almayayım diye. Şöyle şu şekilde onu. Tabii canım. Bu hale getirdik pideyi. Bu hale getirdik. 3 çeşit pide yapacağız. Şimdi. Şurada bir çorba kaşığı tereyağı var. Ben şimdi 2 pideninki de hazır olsun diye burada 2 çorba kaşığı tereyağı var. Ha, birleştirecek misin onu? Evet. Bir bardak da süt. Birleştireceğim böyle. Hatta kaseye koyayım ki Pakizeciğim rahat görsün. Gördük şimdi sen dökerken de. Güzel oldu. Evet, daha iyi oldu değil mi? Evet, şöyle şimdi pidemiz. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Şöyle mümkün olduğu kadar ıslatacağız ki hem biraz nemlensin. Çünkü bayat pide bu, taze değil. Hem nemlensin hem biraz lezzetlensin. Biz pideyi 3 farklı şekilde pidelikten çıkartıyoruz. Sofranızın ortasına koyacağınız harika çok bir lezzete dönüştürüyoruz. Çok farklı lezzet yapacağız. Evet, şöyle ıslattık. Bilhassa evde bayatlamış pideleriniz, kalmış pideleriniz varsa onları da yapılabilir. Evet. Evde ne varsa. Günah, ben şimdi sabah dolabı şey açtım. Dolabımızda bunlar vardı. Allah ne verdiyse. Peynir tabağınıza iftarilik hazırlıyoruz. Kuruyor peynirler. Sonra yemek için onlar pek keyifli olmuyor. Böyle şeyler için ben evde peynir tabağında kalan peynirleri... Normalde ne güzel kahvaltılık olur. Değil mi? Tam ortaya böyle misafir falan geldiğinde koy bunu ortaya. Evet. Pizza gibi dilimle. Dilimle. Aynen pizza gibi dediğin gibi. Şöyle. Ay, rengi ne kadar güzel oldu. Evet. Öbürü lazım mı başka bir yere diyecektim. Artırıyorum belki hani bunlar pişince rengi şey olursa birazcık görseli kurtarmak için sonra kullanırız. Burada da bir dilim kavurmamız kalmıştı iftardan. Onu da koyduk. Nasıl oldu sence? Bence çok zengin durdu bu. Yemede yanında yat oldu mu? Aynen. Hocam ne dersiniz? Harika hocam oldu. Ne dersiniz? Evet. Tebrik ederim. Çok birinci güzel yaptınız. Pidemiz bu. Peki. Bu birincisiydi. Evet. Pideleri farklı hale getiriyoruz. Siz de eminim çok güzel şeyler bulacaksınız. Füsun Fırat'tan harika tarifler. Bu birincisiydi. Evet. Devam ediyoruz. İkincisine geçtik. İkincisine. Bunu da gene aynı şekilde ortasını hazırladım. Biliyorsun o gün Zahideciğim lor peyniri yapmıştık. Şimdi az önceki karışımdan gene buna. Şimdi bunu birazcık bu daha... Bu lor peynirini herkese tavsiye ediyorum. Muhakkak yapınız. Hocam en biz yaptık. Peynirlerden biri. En doğal kalsiyumlardan biri. İçine ceviz, maydanoz koyup kahvaltılarınızda ya da iftarda ve sahurda muhakkak yiyiniz. Kesinlikle ve kesinlikle en iyi kalsiyum olan peynir, haberiniz olsun. Biraz sonra biz de size kemiklerinizi kuvvetlendirmek için çok özel bir şey anlatacağız. Doğal kalsiyum anlatacağız. Bu şimdi doğal kalsiyum. Ya ben Zahideciğim birazcık fark ettiysen fazla. Hocam bunu çörek otu karıştırıp birazcık otu, daha harika. Sızma zeytinyağıyla seviyorum. Bravo, daha da güzel olurmuş. Harikasınız. Şöyle harika. Bolca o gün yaptığımız mutfağımızda yaptıklarımızı da değerlendiriyoruz. Evet. Yaşayan bir mutfak bizimki o yüzden. Mesela kardeşim bunu sirkeyle yapmış. Siz bunu sirkeyle yaptığınızda rengi birazcık böyle olur. Ama limonla yaptığınızda rengi böyle olmaz. Daha beyaz olur. Bir de yoğurtla yaptı kardeşim. Mesela yoğurtla yapanı da çok güzel olur. Yoğurtla yaptığınızı böyle sepetin içine koyup ezerseniz de güzelce kalıbını alır. Böyle sepet peynir dediğimiz peynir de olur. Kesinlikle tavsiye ediyoruz onları. Oh ne güzel oldu görüntüsü. Evet böyle fotoğraf fresh olsun oldu. Diye de nane, taze nane yaprakları. Bu fırına mı gidecek? Fırına tabii gidecek. Üzerine bir de yumurta kırıcı. Hep araya giriyorum ama dayanamıyorum. Girin lütfen girin. Yani, hepsini nane, yiyin bize. Nane bilhassa Ramazan'da susuzluğunuzu gideren çok büyük bir nimet. Hele taze naneyi yerseniz sahurda bütün gün boyu susuzluk çekmezsiniz. Kesinlikle yiyiniz. Dişlerinizin temizlenmesinde de çok faydası vardır. İçindeki nane asidi sayesinde. Lütfen nane muhakkak sahurda yemeye çalışınız taze olarak. Güzel. Peki naneyi salatanın içinde mi yiyelim direkt böyle ağzımıza? Direkt de yerseniz daha iyi böyle ısır ısır et. Çünkü tazesi çok var şimdi ısır ısır yemenizde çok faydası var. Nane ekin. Balkonda bile yetişiyor. Aynen. Eğer müsaitse yetiştirin en güzeli nanenizi, maydanozunuzu. Her yerde hemence evet, çabuk olur. Evet nanenin sapını batırın artık bütün bahçeyi sarıyor. Hemen sarar o kadar, evet, bir nimettir. Şey. Doğru haklısınız.
Oo, bu da çok güzel oldu. Çok güzel oldu hakikaten. Yani bunlar aslında çok en sevdiğim şey, hem basit hem evde yapabileceğimiz hem de uygun bütçelerle olabilecek şeyler. Evet, bu da ikincisi. Da iki. Evet. Şimdi sonuncusuna geçiyoruz. Ah, hocam çok teşekkür ederim. Rica ederiz, rica ederiz. Sağ olasın. Bu yumurta kabuklarıyla da çok güzel, enteresan şeyler anlatacağız. Size yumurta mesela yaptınız, yaptınız sakın atmıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Hemen şu içinden zarı çıktı. Bu zarı ile ilgili biraz sonra anlatacaklarım var size, kaçırmayın. Allah diz Allah. Diz ağrılarında, bel ağrılarında ve yüz kırışıklıklarında Allah'ın verdiği bir mucize var bu yumurtada. Biraz sonra anlatacağım. Hmm. Sakın kaçırmayın, biraz sonra bunun kabuğuyla da ilgili ne yapacağız onları da anlatacağım. Yani hiçbir şeyi çöpe atmıyoruz. Çünkü Sarıcıoğlu Hoca da söylüyor, ben de aynen katılıyorum. Yüce Rabbim hiçbir şekilde çöp yaratmadı kardeşim. Hepsinde bir fayda var. Kirazın sapından tutun da üzümün çöpüne kadar. Üzümün çöpüne kadar hepsinde nimet var. Sakın kaçırmayın bu nimetleri. Güzel. Evet. Şimdi üçüncü pidemizi tatlı yapacağız anneciğim. Tamam. Tahin, toz şeker ve bolca tarçın. Kan şekerimizi düzenlesin diye, değil mi hocam? Çok haklısınız. Tarçına Rabbim çok büyük bir nimet vermiş sevgili kardeşlerim. Şeker ihtiyacınızı, insülin direncinizi nötralize ediyor. Çok güzel bir nimet. Tarçını herkese tavsiye ediyoruz. Doğru o ne bir demek? Şeker. Yani çok şeker ihtiyacı hissettiğiniz ağzına zaman... Ağzına sağlık. Onu dengeliyor demek. Yani saçma sapan şeyler yemenizi engelliyor, öyle aynen söyleyeyim. Aynen öyle. Hani canınız çok şey yaptı, böyle şeker yemek istiyor, yemek de istemiyorsunuz ya da tatlı istiyor... Ağzınıza bir tane kabuk tarçın alın, şöyle emin birazcık, hemen rahatlıyorsunuz. Hmm. Hemen şeker ihtiyacınız gidiyor. Aklınız olsun. Biz onu karanfille de yapıyoruz. Çok tavsiye doğru, ediyoruz. Çok karanfil doğru. De atın ağzınıza. Laftan lafa geçiyoruz ama kardeşlerim. Geçelim, çok çok canınız güzel böyle tatlı istediği zaman, şey yaptığı zaman çok affedersiniz. Elinizin baş parmağınızın temiz olma kaydıyla damağınıza sürteceksiniz. Bakın şöyle. Allah Allah. Bunu yaptığınızda derhal tatlı ihtiyacınız geçecek. Deneyin görün. Çok canınız tatlı istiyor ama yememeniz lazım. Damağınızda endorfin salgılanan, yani mutluluk hormonu salgılayan bir şey var sevgili kardeşim. Bir nokta var, ona akupunktur masajı yapmış oluyorsunuz. Dilinizle yapabilirsiniz onu böyle. Hmm. Ama parmağınızda yaparsanız daha güçlü oluyor, daha çabuk oluyor. Aklınızda olsun. Çocuklar niye parmak emiyor sevgili kardeşlerim? Mutlu niçin, oluyorlar ya. Niçin emiyorlar çocuklar? Yapalım. Ağzınıza sağlık, mutlu çok oluyorlar. Çok güzel. Biberonu çok emiyorlar. Niçin emiyorlar? Mutlu oluyorlar. Damaktaki bir nokta var. Bir daha gösterin bakın noktayı. Dilinizde yapabilirsiniz kardeşler. Şöyle. Hmm, ben size bir şey ama söyleyeyim. Ama baş parmağınızda yaparsanız daha güçlü olur. Daha çok iyi olur. Elinizi temizlemek kaydıyla. Niçin temizlemek kaydıyla? Biraz sonra anlatacağım nedenlerle çok iyi temizlemeniz lazım. Ve baş parmağınızı oraya masaj yapacaksınız. Bakın böyle. Enteresan. Yani önden arkaya, önden arkaya, önden arkaya, önden arkaya yaptığınız zaman hemen böyle bir huzur bulduğunuzu, rahatladığınızı göreceksiniz. Ben neyde şaşırmıştım biliyor musunuz hocam? Şimdi bebek emzirenler, anneler biliyor da kız kardeşim doğum yaptı. Yeğenim daha küçük, Merve, böyle bir ağzını açtı. Nedense benim bir bakasım gelmiş demek ki. Anam bir baktım damakta o memenin yeri var. Emsin evet, diye çocuk evet, Allah'ın evet, işine evet, bak. Doğru, sonra doğru. Kayboluyor. Tabii. Ben çok haklı mucize söylüyor çok kardeşim. Yakınımızda yani. Şurada yukarı içeri doğru bir gömük bir yer var. Enteresan. Oraya denk getiriyor. Oradan tatlı tatlı götürüyor. Emin. Ve üçüncü bitti. Bitti evet. Yumurtalı. Lor peynirli böyle fresh hafif bir pidemiz var. Harika. Karışık pidemiz, kavurmalı. Ama bu kavurma yerine sucuk olursan veya sade kaşar rendesi, biber çeşitleriyle. Bu da üzerine tatlı ihtiyacımız için bol tarçınlı, tahinli bir pide. Harikasınız. Üçü de tamam. Bunlar fırına gidecek. Evet. Dönüşte görüşürüz. Şunları da bakacağım. Dolaptaki yumurtalı malzemelerde. Güzel olur. Bilmiyorum ama artık bakalım. Ama sen bir şeyler yaparsın eminim. Peki. Tamam. Biraz sonra güllaç yapacağız ama sizin bildiğiniz güllaçlardan değil hocamın. Çok değişik bir güllaç. Peki. Şimdi şu parazitlere gelelim mi? Hemen. Hadi gitmeden önce konuşuyorduk. Hemen. Nasıl bir çözüm önerirsiniz tamam. bize? Arkamıya geçelim. Önde mi kalalım? Evet. Siz nasıl şimdi istersiniz? Şöyle. Parazitlerden bahsedelim. Parazitler bir kere birkaç çeşit parazit var sevgili kardeşlerim. Bunlardan bir tanesi halk arasında hepinizin bildiği şerit tabir edilen, tenya tabir edilen bir tanesi var. O kadar enteresan bir hayvan ki, hayvan çünkü o. Şöyle ki en ufak bir şekilde baş kısmı düşmezse katliyen düşmüyor. Bakın şunu şöyle bir çizmek istiyorum size hemen göstereyim. Ölmüyor yani hayvan öyle mi? Biraz görüntülerini de göstereceğim. Bağırsaklarda kancalarıyla tutuluyor. Şöyle bir baş kısmı var sevgili kardeşlerim. Başta şöyle
çengelleri var, bunlarla yapışıyor. Daha sonra böyle böyle paketler böyle. Sevgili kardeşler, bu paketler uzayıp gidiyor. Siz temizlediniz, düştü. Şu kadarı düştü, sadece baş kısmı kaldı, tekrar ürüyor. Öyle bir nimet bu. Nimet diyorum, öyle bir bela bir nimet başımıza gelmesin. Geldiği zaman bağırsaklara yapışıyor. Sizin bütün besinlerinize ortak oluyor kardeşlerim. Bütün besinlerinizi sizle beraber yiyor. İyi dikkat edin. Peki bende var mı yok mu? Çocuğumda var mı yok mu? Nasıl anlayacağız? Ben söyleyeyim mi hocam? Göstereyim mi hocam? Hemen. Çocukları görüyoruz. El devamlı burada. Ağzınıza sağlık. Böyle kaşınıyor. Ne yapsın çocuk, anlamıyor ki ne olduğunu. Aynı şeyi siz de hissedebilirsiniz. Poposu kaşınıyor. Doğru, çok güzel söyledi kardeşlerim. Bilhassa popo kaşınması biraz sonra bahsedeceğiz. Kıl kurduğunda çok oluyor. Ama en önemlisi, dikkat edeceğiniz kardeşlerim, en önemlisini söylüyorum, çok dikkat edin. Yüzünüzün rengi toprak rengi gibi olacak. Öyle güzel pembelik olmayacak. Çocuklarda vardır böyle, ya bu çocuk niye böyle dersiniz? Toprak rengi gibi olur. Aynı toprak rengidir, çok dikkat edin. Çünkü neden? O sizin vücudunuza gelen bütün demiri alıyor, bütün şeyleri alıyor. Hem kansızlık yapıyor, hem de böyle ciltte bir toprak rengi olur kardeşlerim, çok önemli. Toprak rengi yani böyle koyu bir renk mi? Yok. Yani canı gitmiş gibi mi görünüyor? Sarımtırak, yani sarımtırak, böyle bejimtırak, böyle değişik bir renk olur. Yani yanakları alaldı bu çocuğun. Olmaz. Ne oldu bu çocuğa olmaz diyorsanız. Aynen öyle. Belki de parazit olabilir. O zaman olabilir. Öyle anlıyorum ben onu. İyi dikkat edin kardeşlerim. Pimpis böyle mide ağrısı yapar böyle. Kötü mide ağrısı yapar. Yemek yemenize rağmen. Şu arkadaş yok, bu değil. Bu ascaris. Ascaris. Bunu geçin. Öbürünü de anlatacağız. Bunu da anlatacağız. Ascaris. Öbürünü gösterelim. Tenya. Tenya bu. Bakın şerit. Kardeşler. Bu bir tane mi bu? Evet. 2 metreye kadar olduğu olur. Bütün bağırsak sistemin içinde olduğu gibi yerleşebilir. Çok dert bir sıkıntıdır. Şimdi anlatacağız biraz sonra. Nasıl bulaştığını söyleyeceğiz. Ondan nasıl kurtulacağız. Hepsini anlatacağız. Ama şimdi anlatıyoruz. Devam ediyoruz. Kardeşlerim ne olur? Böyle karnınızda böyle istenmeyen böyle tuhaf ağrılar olur. Yemek yersiniz, hemen tekrar acıkıyormuş gibi olursunuz. Tekrar yersiniz, tekrar acıkıyormuş gibi olursunuz. Ama en önemli özelliklerinden biri, ağzınızda böyle pis bir tat olur. Pasımsı bir tat olur ağzınızda, böyle bir tuhaf bir tat olur. Ve sık sık midenizde bulantı olur. Sebebi belli olmayan bulantılar olur. Çocuğunuz sık sık diyorsa, anne karnım ağrıyor bir ay diyorsa, böyle tuhaf bulantıları oluyorsa çocuğunuzun, bilin ki bundan şüphelenmeniz lazım. Tahlil yaptıracaksınız. Ne? Büyük abdest tahlili yaptıracaksınız. Nasıl yaptıracaksınız? Sabah ilk büyük abdestinizi bir kibrit kutusunun içine koyacaksınız. Götüreceksiniz hastaneye. Hastanelerin bununla ilgili bölümleri vardır. Üniversitede de parazitoloji bölümleri de vardır. Orada onun yumurtalarını görmekle teşhisi bulunur. Bizim mahallemizdeki aile hekimi yapar mı bunu? Aile hekimleri sizi yönlendirirler. Aile hekimleri de hastaneye yönlendirirler. Orada bakılır, ona göre şey. Şimdi bu tenya ile ilgili anlatacaklarımız var sevgili kardeşlerim. Bunun çengel kısmı kurtulmadıkça olmaz. Şu en sonda gördüğüm yer mi çengel? Hayır. Biraz daha devam edelim. Birkaç peki, tane birkaç daha tane daha gidelim. Peki, o çengeli görmek istiyorum. Var. Devam edin. Devam bu edin. Bir tane bu arada bu. Devam birkaç edin, tane devam değil edin. Yani. Devam. Bakın. Durun bakın. Şurada gözüküyor. Peki gelelim. Burada gösterin. Bir önceki fotoğrafa gelir misiniz? Bir öncekine gelelim. Apayrı bir bölüm daha. Bir öncekine. Bir öncekinde. Bakın şurada baş kısmı ve çengel bölüm burada. Biraz sonra göstereceğiz bunu. Bu bağırsağın içinden bir görüntü. Bağırsağın içine girilmiş, orada bakılmış, oradaki bir görüntü sevgili kardeşlerim. Görüyorsunuz burada yapışmış bir şekilde. Peki biz bunu şimdi burada bu arkadaş böyle keyifli kendi evini yuvasını kurmuş, biz bunu hissedebiliyor muyuz? İşte hissediyorsunuz, nasıl istenmeyen tuhaf bulantılar, tuhaf renk değişikliği, karın mide ağrısı ve en önemlisi renginizin bir şey ve yorgunluk hissedersiniz. Pis bir yorgunluk olur kardeşlerim. Bak, çoğumuzda var. Aynen öyle var. Pis bir yorgunluk olur, halsizlik olur, renginizin bozukluğu olur. Biraz daha devam edelim. Bir iki görüntü daha geçelim. Peki bakalım, akıtalım şimdi görüntüyü hocam dur evet, diyene kadar. Peki bunu bakın bir ne kadar tane uzun bu? Bir tane maşallah. Bakın ne kadar bir tane böyle. Bayağı beslemiş bu arkadaşı. Aynen öyle. Kimden aynen alındıysa. Sizden. Evet devam edelim. Bakın bu da şematik görüntüsü. Paket pakettir kardeşlerim. Şimdi biraz sonra biraz esprili kısımda anlatıyorum. Şurada da şey var. Şurada da mı? Çengel kısmı işte. Ha bu çengeli. Evet. Bunun başı neresi? Başı oradan başlıyor. Şurası başı. Gibi. Evet. Devam böyle edelim. Devam. Başka da göstereceğim size şimdi. Devam edelim. Başka görüntülerimiz var. Hah. Bakın en güzel baş kısmı çengel kısmı. Ha vakumlu kısmı. O. Öyle sanki bir yapışıyor böyle ki bağırsaklarınıza böyle yapışıyor kardeşlerim. Bir türlü düşmüyor. İşte şimdi biraz sonra bunu düşürecek size bir sirke yapacağız.
Bu sirkeden içerseniz göreceksiniz bunlardan kurtulmanın çaresi var. Biraz sonra anlatacağım size. Devam edelim. Devam edelim. Çocuklara da bunu içirebiliyoruz değil Tabii, mi? Tabii. Bizim yaptığımız... Bakın röntgende çıkmış. Görüyor musun? Röntgen çekilmiş hastaya. Röntgende çıkmış. Bakın bu onu röntgen görüntüsü. Bakın kemikleri, kalça kemikleri, baş kemiği, akciğerleri, kalbi, mide bölgesi ve bağırsak bölgesi. Görüyor musunuz kardeşlerim bağırsaklara nasıl yerleşmiş vaziyette? Bu röntgen görüntüsü. Küçük bir şey de değil ya. Değil işte. Şimdi biraz sonra anlatacağım. Öyle illettir ki yani bir çekersiniz poponuzdan gelir şaşırırsınız. Metrelerce şey gelir poponuzdan. Öyle enteresan yani Allah başınıza vermesin. Fakat gülüyorsunuz ama yani şurada bir araştırma yapsam bir tanenizde en az bir tanenizde çıkar haberiniz olsun. Öyle bir illet yani. Öyle bir illet. Devam edeceğiz. Yani biz burada 100 kişiyiz. 100 kişiden kaç kişi çıkar? En az %10. En az %10. 10 kişi. %10 kardeşim. Bakın kardeşler bu da görüntüsü şu baş kısmı. Bakın vantuz gibi çengelleri olan baş kısmı. Peki bu vücuda nasıl giriyor? Şimdi onu anlatacağız. Devam edelim. Görüntüleri nasıl bitti. Giriyor? Biz bunu nasıl devam besliyoruz? Edelim. Nereden alıyoruz acaba? Maalesef bunu... Bakın en çok baş kısmı burası sevgili kardeşlerim. Sevgili kardeşler iyi dinleyin. Bu nereden bulaşıyor en çok? Ellerimizi güzel yıkamazsak. İyi pişirilmemiş et yersek. Bunlardan bize muhakkak geçebiliyor. Çok tehlikeli, çok dikkat etmemiz lazım geliyor. Haberiniz olsun. Bir şey soracağım, biraz açalım bunu. Bir, taharetlenmekten geçer mi eğer eli yıkanmazsa? Hemen anlatacağız. Maalesef Türkiye'de bir sıkıntı daha var kardeşler. Güzel sabun kullanmıyoruz. İnanın kullanmıyoruz. Yani tuvaletten çıkıp da ellerini yıkamayan sabun azaldı. Sıvı dünya sabun. Kadar insan, sıvı sabun çok daha tavsiye ediyoruz. Doğru bir şey söylediniz. Sıvı sabunu tavsiye ediyoruz kardeşlerim ama sıvı sabunlarda da ucuz sıvı sabun alıp da deterjanla ellerinizi yıkamayın. Eğer sabundan sonra şöyle elleriniz gıyık gıyık oluyorsa bilin ki deterjanla olur. Ne olacak? Hafif nemli gibi kalacak. Hafif kayganmış gibi kalacak. Yani biz zeytinyağı cennetiyiz. Zeytinyağlı sıvı sabunları tercih ediniz. Ne olur buna dikkat ediniz. Elleriniz çok çabuk kuruyorsa buna dikkat ediniz. Sabunlar çok önemli. Güzelce sabunla yıkayacağız. Öyle geçelim. Peki ikinci Ellerimizi çok güzel yıkayacağız. Tuvaletten çıktıktan sonra bilhassa çocuklarınıza bunu öğreteceksiniz. Taharetlenme denen şey bizde çok güzel bir nimet. Bunu yapacaksınız. Önce imkanınız varsa bir kağıtla o kaba pis kısmını önce kağıtla alacaksınız. Sonra bol suyla yıkayacaksınız. Ondan sonra da ellerinizi güzel yıkayacaksınız. Şu tırnaklarınızın arası en pis yer olduğunu çocuklarınıza da öğreteceksiniz. Elinizi ağzınıza aldıkça buralardan bunları alabildiğinizi öğreneceksiniz. Biraz sonra kıkıl kurtları bilhassa tırnak aralarından çok geçiyor kardeşlerim. Onu da öğreteceğim. Bu tenya dediğimiz daha çok iyi pişmemiş etlerin içinden geçebiliyor. Onların yumurtalarından geçiyor. Güvenmediğiniz, bilmediğiniz yerde iyi temizlenmemiş salatalardan geçiyor. Marullardan geçiyor. Gübrelerden geçebiliyor, şey yapabiliyor. O yüzden salatalarınızı, marullarınızı güzel yıkayacaksınız. Sirkeli suya koyuyoruz. Bravo kardeşim. Harika söyledi. Ne olur bu sirke nimetinden yararlanın. Sirke çok büyük bir nimet. Çok güzel bir nimet. Ne yapacaksınız? Yaklaşık 3 litre kadar suyun içine yaklaşık 1 bardak kadar sirke koyacaksınız. Onun içine marullarınızı koyun, salatalarınızı koyun, domateslerinizi koyun. O zaman ölüyor ve çok temiz bir şekilde yapabiliyorsunuz. Beni affetsinler. Çok iyi restoranlara saygı duyuyorum. Temiz yapan ustalarıma saygı duyuyorum. Benim yaptığım şeyi söylüyorum. Ben güvenmediğim yerde salata yemiyorum, marul yemiyorum. Haberiniz olsun yıkanmasından şüphelendiğim zaman. Ne olursunuz siz de buna dikkat edin. Şimdi çok güzel bir şey daha çıktı. Ne çıktı? Ozon diye bir şey çıktı kardeşler. Ozon ne? Oksijenin güçlü hali. Ozonla yıkıyorlar sebzeleri. Çok doğru yapıyorlar. Aha demeyin harika bir şey. Hiç mikrop da kalmıyor, pislik de kalmıyor, parazit de kalmıyor. İnternetten de bulabilirsiniz. Küçük ozon makineleri var ev tipi. Onlardan alıp meyvelerinizi, salatalarınızı onlarla yıkayabilirsiniz. Hem bu mikrop açısından hem parazitler açısından çok güzel bir şey. Aklınızda olsun. Bilelim bunu de. Da söyle. Daha ozona geçmemize var sanki. Ona da gerek yok. Sirkeli suyla yıkayınız. Peki siz anlatırken bir sürü şey sorasım geliyor. Sonra arada unutuyorum. Çiğ ete dokunuyoruz. O etin bıçağı bile ayrı olmalı diyoruz. Şimdi çiğ ete dokunuyoruz. Ondan ziyade iyi pişmemiş etten yemekle geçiyor. Tamam. Siz gittiniz restorana. Et piştiyse korkmayınız.
Korkmayınız. Tamam, o ölmüş oluyor mikrobu. Temiz çiğ köfte yapan ustalarıma saygı duyuyorum. Onlarla hiç itirazım etmiyorum. Saygı ama duyuyorum. Ama özen bekliyoruz. Ama bir şey var ki, bu tenyada en çok o bölgedeki vatandaşlarımızda daha çok görülüyor. Bunu da kabul etmek lazım. Peki. Çok fazla görülüyor. Ben bir esprisini anlatayım. Biraz gülelim diye söyleyeyim bu kadar sıkıntıdan sonra. Bir o yöreden gelen bir kardeşimiz, bir hanımefendi anlatıyor. Ya doktor bey diyor, oturdum böyle diyor. Çekiyorum geliyor. Çok özür dilerim. Çekiyorum geliyor diyor. Bembeyaz bir şey diyor, çekiyor. Ay. Önce diyor şaşırdım, ne bu dedim diyor. Korktum diyor, bağırsağım çıkıyor zannettim içimden diyor. Çek gelmedi diyor. Böyle şey. 2,5 metreden bahsediyoruz aynen ya. Öyle, şaka aynen gibi yani. Öyle. Bir şey dedim ki onun başı düşmediyse olmamış. Yapma ya dedi, ne yapacaksın kadıncağım. Koparsa bile, kopsa kopuyor, bile başı içindeyse geçici olsun. Başı içinde kalıyor işte. Kaldı mı tekrar ölüyor. Kardeşler, bizim eskiden çok güzel bir alışkanlığımız vardı. Neydi bu alışkanlığımız? İçmecelere giderdik. Hemen şurada Tuzla da var. Hemen Ankara'mızın Ayaş'ında var. Anadolu'muzun birçok yerinde var. Kütahya'da İçmecelere var, giderdik. Çapari'de var, Ilıca'da var. Şimdi gitmez olduk. Sosyete olduk, gitmez olduk. Ne olur, bu içmeceler çok temizliyordu. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde yazıyor. Tuzla'daki içmecelerin kitabe şeklinde var. Yazıyor, aynen şöyle diyor. Halklar buraya gele, buradaki suları içe, içinden böyle kurtlar döküle, pislikler döküle diye aynı evli seyahatnamesine yazmış. Kardeşler, biz de size diyoruz ki ne olursunuz ben oralara gidemem diyorsanız biraz sonra sizi bir sirke yapacağım. Bu sirke nimetinden yararlanın. Bitmedi. Tenya denen illeti bu kadar bahsettik ama bunun şimdi bile eşdeğerleri var. Ascaris diye bir şey var bir de. Bu da var. Hocam şimdi çözümüne geçelim artık. Dur, çözümüne geçmeyelim. Ay bir geçelim. Bir de kıl kurdu var. O kıl kurdu başlı başına mı? Devam edelim. Bir görüntülere devam edelim. Bir de kıl kurdumuzu görelim. Onu da bir hemen anlatalım çünkü hepsini beraber şimdi anlatalım. Bu kaşındıran hangisi bu çocuk? Kıl kurdu daha çok kaşındırıyor. Değil mi? Neden kıl kurdu kaşındırıyor? Kıl kurdunun özelliği var kardeşlerim. Bilhassa gece çocuk yattığında popom kaşınıyor diyorsa neden? Ay. Gece çünkü makatta onlar dışarıya çıkıyor. Dışarıya çıkıyor, oraya yumurtluyor. Kıl kurdu hakikaten kıl gibi. Evet. Gösterelim şimdi. Görüyoruz. Çok net görülüyor evet, hocam. Çok güzel. Aynen kıl gibi. Bazen çocukların büyük aktesine baktığınızda böyle bıcır bıcır oynar. Küçücük ama kıl gibi. Resmen saç kılı gibi solucan düşünün. Küçük küçük oynar ama incecik böyle küçücük. Devam ne edelim. Yapacağız peki? Devam edelim. Bir görüntüler. Bakın bağırsakların içinde. Devam edelim. Peki. Şimdi kıl kurdu kıl için, tenye için. Kıl kurdunun özelliği popodan dışarıya çıkıyor, oraya yumurtluyor kardeşlerim. Kıl kurdu dikkat edin. Kıl kurdu her zaman tahlilde çıkmıyor. Tahlilde çıkmıyor her zaman. Niye? O kadar küçük ki. Göremiyorlar mı? Her zaman biraz zor oluyor onun yumurtalarını. Çünkü onun şeyini alabilmek için tam poponuza özel bir bant yapıştırılıyor. O çekiliyor. Oradan yumurtaları görüyor. Yani çünkü çocuğunuzda var mı yok mu anlamak için? Anlamak için. Mümkünse bir bant yapıştırın popuşuna. Ama onu laboratuvarda ortamında yapılacak bir bant. Sizin gözle görebileceğiniz bir şey değil. Öyle bir değil. Siz nereden anlayacaksınız? Çok özür dilerim. Çocuğunuz küçük çocuklar bilirse böyle yaparım. Poposunu kaşımaya çalışır. Çünkü bilhassa gece çocuk uyuyacağı doğru yapıyorsa bu ve sık sık bunu yapıyorsa ama en şöyle önemli yapıp, özel, habire burayı en böyle bir özelliklerinden biri olur. Kardeşlerim gece ağzının suyu akıyorsa bazı diş sorunlarından akar, geniz akıntısından akar, onlar filan akar ama en önemli sorunlardan biri ağzının suyu akıyorsa kıl kurduğuna baktırmak lazım. Bir şey söyleyeceğim lazım. Bu bizde de oluyor. Büyüklerde de oluyor. Bravo, yastık bravo. Bir bakıyorsunuz burası böyle hare olmuş. O zaman bir baktıracaksınız böyle tuhaf midenizde bulantınız varsa. Yalnız iyi dinleyiniz. Bir ailede özür dilerim ailenin hanımefendisinde bulduk. Ne yapılacak? Ailede herkes bunun ilacını kullanacak. Çok güzel ilaçları var. Çok güzel devletimiz de veriyor. Eczanelerde satıyor. Bunların ilaçları var. Söylerseniz eczacınız size verecek. Bunları kullanırsınız temizlersiniz. Ama şöyle kullanacaksınız. Bir hafta kullandık. Bir hafta sonra bir daha kullanacağız. 3 hafta sonra bir daha kullanacağız. İyice öldüreceğiz yani. Ağzınıza sağlık. Bu çok önemli. Bu çok önemli. Olmaması için bakın kıl kurdunun bulaşma şekli çok kötüdür. Nasıl bulaşır biliyor nasıl musun? Nasıl bulaşır? Okuldaki çocuğunuz yan yana oturuyor ya arkadaşıyla. Arkadaşında yok artık oradan oraya mı gidiyor? Hemen gidiyor. Arkadaşında varsa o tırnakların arasında güzel taharetlendi, güzel elini yıkamadı, güzel taharetlenmedi, güzel yıkamadı. O tırnakların arasına giriyor, vuruyor, koyuyor. Ben de bunu elliyorum, onu da elim ağzına koyuyorum. Hemen bunun yumurtalarını ektim bir güzel. Oh mis gibi. Maalesef kardeşlerim
O yüzden bir yerleri tutarken... Ay sabah. Haklısınız Allah'ım. Yani kusura bakmayın. Çok, hayır, çok hayır. Dikkat edeyim dedim. Çok bunu güzel anlatıyorsunuz. Seçmeyin dedim ama inanın o kadar önemli ki. Kesinlikle maalesef öyle. De bunu size böyle çok fazla anlatan da olmuyor. Ben çok haklısınız. Bunu güzelce daha çok öğrenmemiz lazım. Çünkü ellerimizi... Peki yapalım artık hocam. Hemen artık yapalım. Kurtarın bizi, peki, bunlardan. Tamam, ne yapalım? Dikkat edin. Ellerinizi güzel yıkamazsanız bu bulaşıyor. Nasıl bulaşıyor? Eğer otobüslerde, şunlarda, bunlarda ellerinizi tutuyorsunuz. Sonra siz de dikkat etmeden elinizi ağzına koyarsanız sizden önceki kişinin tuttuğunda varsa bunlardan da bulaşabiliyor. Benim size tavsiyem, biraz güleceksiniz ama o tuvaletlerden falan çıkıyorsunuz ya, lütfen eğer kağıt peçete varsa kağıt peçeteyle tutun. Ya da kapının kul kısmından değil de üst kısmından bir yerinden tutup açın. Lütfen buna dikkat edin. Ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Şu küçük parmağımla kapıyı şöyle yaptırıyor. Ayağımla tutuyorum. Doğru yapıyorsun. Ayağımla ittirdiğim gibi kendim doğru çıkıyorum. Doğru yapıyorsun. Çok doğru yapıyorsun. Eğer gerekiyorsa. Bir de sarılık denen bir illet var. O da bu şekilde bulaşıyor. Bir de kistidatik denen bir parazit var. Bu da bu şekilde bulaşabiliyor. Hocam çözüm diye yazıyorlar burada. Hadi. Tamam. Bu arada kayısıdan harika bir ne yapacağız biliyor musunuz? Kayısı reçeli mi? Kayısıdan, kayısıdan sirke Hayır. yapacağız ama parazitlerden kurtulma sirkesi yapacağız ve çok güzel hanımefendilere bu kadar kötü şeylerden sonra cilt güzelliği içinde kayısı yağı yapacağız size. Oh. Kayısı, ya şunun yağı nasıl çıkıyor kardeşim, bundan yağ olur mu? Evet. Öyle değil işte. Çıkıyor bunu demek ki. Saf zeytinyağıyla içinde bekleteceğiz, size mükemmel bir cilt yağı yapacağız ki kırışıklıklara karşı güzelce. Güzel. Sevgili kardeşler. Yüce Rabbim bir nimet yaratmış. Bu nimet parazitler için en güzel bir nimet. Bu nimet ne nimeti? Bu tabi soyulmuş. Görünüyor. Kabuğu yok. Soyulmuş. Kabak çekirdeği. Ağzınıza sağlık. Kabak çekirdeği Aman. Kadar güzel bir nimet yok sevgili kardeşlerim. Kabak çekirdeğinin özelliği bu parazitlere karşı çok güzel bir ilaç. Eskiden, çok eskilerde ilaç yokken, bu parazitlere karşı ilaç yokken insanları oturturlardı. Sabah bolca kabak çekirdeği çitletirlerdi, üstüne süt içirirlerdi, üstüne de bir de müsil içirirlerdi ki bu parazitler, daha doğrusu tenyalar düşsün diye. Hakikaten çok büyük bir nimettir. İçinde aynı zamanda çocuklarınızın boylarının büyümesi için çinko da vardır. Prostata karşı önleyici özellik vardır. Kas kramplarına karşı, vücudun gelişmesi karşı inanılmaz bir nimettir. Bu Peki. kabak çekirdeğinin hazır böyle kabuksuz olan bir nimeti var. Yani kabuğu ipince olup da bunu hemen çabucak hazırlayanları var. Bunun niye yeşil? Bu. Ben de ona baktım. İşte hani bu bunun öyle için, bir cins. Bu başka bir cins mi? Bir de kavrulmamışı bu. Bu özel kabuksuz Hocam, olanı. Hocam şöyle siz elinizi oradan alın. Tam gösteriyorum. Şöyle. Bakın, tamam. Şöyle. Bu başka bir cinsi demek evet, ki. Peki biz bu cinsi bulamadık. Yine de olur mu? Bu olur ama onu tek tek kabuklarından ayırmanız lazım. O zorluğu olur. Bunu bu şekilde yaparsanız olmaz. Şimdi ne yapacağımızı anlatıyoruz. Ne yapacağız? Sevgili kardeşler, sirke denilen nimet çok büyük, güzel. Bağırsaklarımızdaki bütün probiyotik özellikleri sağlıyor. Bir de bağırsakların güzel çalışmasını sağlayan kayısı diye bir nimet var. Kayısı neye yarıyor? Kayısı inanılmaz bir enerji kaynağı. Sevgili kardeşlerim, kayısıyı muhakkak tavsiye ediyoruz yemenizi. Cilt güzelliğiniz için de faydası var. Ama en önemli özelliği sizin vücudunuzun, hani son zamanlarda insülin direnci falan diyorsunuz ya, onlara karşı çok faydası var. Kuru kayısı yemenizi ya da normal kayısı yemenizi tavsiye ediyoruz. Kesinlikle gençleştirici, yorgunluğu giderici bir sürü özellikler. Şimdi biz sirkeyi nasıl yapacağız? Hemen anlatalım. Yaklaşık yarım kilo kadar, bir kilo kadar kayısıyı aldık. Olgunlarını tercih edeceğiz. Olgun olması daha önemli. Olgun olursa daha iyi. Bir ya bu arada sorular da var. Siz bunu yaparken şimdi hemen soralım, bakıyorum. Hemen sorsunlar. Zayda Hanımcığım çok güzelsin. Sağ ol. 9 yaşındaki oğlumun tırnakları uzamıyor diyor. Sebebini sorar mısınız? Tamam. Doktora götürmüş, kansızlık ilacı veriyorlar ama faydası olmuyormuş. Tırnaklarının uzaması için süt, yoğurt, peyniri bol yemesi lazım. O çocuğun D vitamin noksanlığı vardır. Yaşayın hocam. O çocuğun D vitamin noksanlığı vardır. Muhakkak D vitaminine baktırsınlar. Ona dikkat etsinler. Bir de tırnakların diplerine eğer bulabilirse iyi bir marka ozon yağı sürsünler. O da oraları gençleştirir, tazeler muhakkak. Güzel. Kayısıların ol... Buyurun. Semra Yusuf 1,5 yaşında oğlu varmış. Bağırsak sorunu yaşıyor. Çok zorlanıyor. Ne yapmamız lazım? İşte tam sizin için yapıyoruz. 1,5 yaşında işte bu, olabilir bu, mi? Bundan bu sirkeden o çocuğa da verebilirsiniz. Ne yapar? Bağırsaktan güzel çalıştırır. 1,5 yaşındakine ne yapmanız lazım? Dünyanın en güzel bağırsak çalıştırıcısı ne? Anne sütü. Bravo. En güzeli zeytinyağı. O küçücük çocuğa kaşık kaşık zeytinyağı içirirseniz göreceksiniz bağırsakları çok güzel çalışacak.
Ben şimdi sirkemi yapıyorum. Sirke için ne yapıyoruz? Kayısıları muhakkak şöyle ezip atıyoruz kardeşler. Niye? İçi çıksın diye. Evet. Güzel sirke olsun diye. Siz bayağı eziyorsunuz onu. Evet. Şöyle ezip atacağız. Ha. Olgunları tercih etmemizde yarar var. Yaklaşık şunları şöyle ezip attığımızı kabul edelim. Hmm. Hemen eziyoruz ve atıyoruz. Bak söyledik, tekrar aynı şeyi yazmışlar. Feridun Bey, tırnak uzamamasının çözümünü söyler misiniz? Ben duymadım lütfen. Süt, yoğurt, peynir yesinler. Süt, yoğurt, peynir yesinler. Ve ozon yağıyla diplerine masaj yapsınlar. Bir de 40 kilit otu vardır. 40 kilit otu. Hı-hı. 40 kilit otunu kaynasınlar. Bir dakika kadar kaynasınlar. Onun suyuna tırnaklarını batırsınlar. Onun içinde beklesin. Oradan çıkarttıktan sonra da ozon yağını sürsünler. Hemen ne kadar... yazmış sizi seviyorum diye. Ben de sizi seviyorum. Hamileler kullanabilir mi bu sirkeyi diyor Buse. Hiçbir mahsur yok bu sirkeyi. Herkes kullanabilir. Hiçbir mahsur yok. Ne yaptık? Yaklaşık 1 kilo kadar kayısımızı aldık. Bunu güzelce eze attık. İçine 4 litre kadar su koyacağız sevgili kardeşlerim. Bak Mine Hanım diyor ki tam 2 senedir şeritlerle uğraşıyorum. Kullanmadığım ilaç kalmadı, düşmüyor kardeşim bunlar. Bravo, diyor. Doğru söylüyor, doğru söylüyor. Düşüyormuş. Düşmez. Başı düşmüyormuş. Sonra tekrar oluyormuş Allah'ın izniyle. Kesin mi bu? Başı nasıl düşüreceğim şimdi diyor. Şimdi başını nasıl düşüreceğimizi söyleyelim. Sevgili kardeşlerim, başını düşürmek için biraz bağırsak sisteminizi hızlandırmamız lazım. Hmm. O yüzden ne yapacaksınız? Bu parazitlerle ilgili... Bu sirkeleri şunları içtikten sonra da yaklaşık şöyle bir yarım bardak kadar da saf zeytinyağını içeceksiniz. Ben direkt içemiyorum diyenler içine biraz limon damlatacak. Ne yapacak o? Bağırsakları hızlı çalıştıracak ki o tutunacak hali kalmayacak. Çengelini asamayacak bağırsakları. Dolayısıyla bayağı savaşa gidiyoruz demedim mi ben de programın başında? Ama savaştan öte bir şey, öyle illet bir şey yani. Peki devam. Havva Hanım diyor ki benim bağırsak hazımsızlığım var, acaba parazit olabilir mi bende diyor. Hazımsızlık çekenler de parazit yüzünden olabilir mi? Hazımsızlık birazcık bağırsak parazitleriyle ilgili olabilir ama esas hazımsızlığın ana sebebi probiyotik eksikliği kardeşlerim. Probiyotik eksikliği, işte bu sirkeyle siz probiyotik eksikliğinden kurtulacaksınız. Kefir denen bir nimet var sevgili kardeşim. Ramazan'da da çok yiyiniz. Kefir denen nimet sayesinde bağırsaklarınızın probiyotikleri oluşacak. Bunları yapınız. Güzel oldu bu. Evet, 4 litre kadar suyumuzu koyduk. Şimdi ne yapacağız kardeşlerim? Bunun içine yaklaşık bir bardak kadar dövülmüş kabak çekirdeği atacağız. Dövülmüş kabak çekirdeği atacağız. Bu kabak çekirdeği mi döveceğiz? Şimdi dövdük, şöyle toz haline getirdik. Bir bardak kadar da kabak çekirdeği atacağız bunun içine şimdi. Hocamın tarifleri müthiş. Evet. Lütfen değerlendirin. Notunuzu alın. Evet. Bunları uygulayın. Sonra da lütfen bana kesinlikle yazın. Kesinlikle güzel nimet, bir nimet. Göreceksiniz. Çok faydalanacaklar bunlar. Hocam peki, bir şey sorayım mı? Sor bir tane. Müsaade edersen sadece. Şimdi bu mevsim kayısı çok güzel. Peki kışın yapacak olursak kuru Bravo. Kayısı olabilir kuru mi? Kuru kayısıdan olabilir. Kuru kayısı için hangisini tercih edeceğiz? Hangisini tercih edeceğiz? Gün sarı kurusunu. Mı? Ağzınıza sağlık. Neden? Gün kurusu doğal kurutuluyor. Güneşte kurutuluyor. Öbürü maalesef güzel görünsün diye kükürtle sarartılıyor. O sarı rengi güzel parlak rengini veriyor ama o piyasa için, satın için güzel. Ama siz daima gün kurusunu yiyeceksiniz. Benim size bir tavsiyem var kardeşler. Her gün bir tane kuru incir yiyiniz. 7 tane zeytin yiyiniz. Her gün bir tane kayısı yiyiniz. Ya da bir tane hurma yiyiniz. Ya da benim işte çok acıkıyorum ben aralarda diyenler... Yemek aralarında, yani ne demek, ikindi ile öğle arası, öğle ile şey arası kayısı yiyiniz, göreceksiniz. Gün kurusu. Biz dünyada kayısı cennetiyiz. Bu sene birazcık az oldu ama olsun, yine de çok büyük bir nimet. Ne olur bu nimetten yararlanın. Şimdi ne yaptık bir de anlatalım. Anlatalım. Kayısımızı koyduk. 1 kilo kadar kayısının içine 4 litre su koyduk. 1 bardak kadar da dövülmüş kabak çekirdeği koyduk. Şimdi kardeşler ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz bunun içine? Sirke olabilmesi için bir bardak kadar sirke koyuyoruz. Ne sirkesi bu? Her türlü sirke olabilir. Bu elma maya sirkesi, sirke. Üzüm her sirkesi. Türlü sirke olabilir. Piyasadan bulduğunuz her türlü kendi sirke yaptığınız olabilir. Sirke varsa kendi en yaptığınız güzeli olabilir. Bunu güzelce yaptık, bunu da karıştırdık. Allah dikkat Allah. Dikkat ederseniz bir şey kullanıyorum. Ne kullanıyorum? Tahta kaşık. Metal kaşık girdiği zaman bunun içindeki dengeyi bozabiliyoruz. O yüzden mümkün olduğu kadar hep tahta kaşıkla yapacaksınız. Kayısıların olgun olmasını tercih ediniz. Güzelce ezip atınız. Şeker paresinden olur. Her türlü kayısından olur. Kesinlikle doğru. Birisi doğru. Kirazdan olur mu demiş. Şimdi kayısıyı bulduk ya, bir bravo. De kiraz. Ama doğru söylüyor. Güzel. Kiraz sirkesi de inanılmaz bir nimet kardeşler. Kirazın içinde en doğal ağrı kesici vardır. Sağım solum ağrıyor diyenler, eklemlerim ağrıyor diyenler. Kiraz olup gelsenize bana, programın sonuna kadar bakın, yapalım. Bakın, var işte. Bakın.
Onu da yapalım. Bu da çok büyük bir kiraz nimet. Her kiraz her yerde şimdi gittikçe kiraz, uzunca uzunca kiraz izleyecek. Sirkesi de kiraz sirkesi de yapalım. Hatta bizim arkadaşlar hazırlayın çocuklar. Çok biz bir de kiraz sirkesi yapalım. Evet, süpersiniz. Hem kiraz sirkesini öyle bir yapacağım ki tansiyonunuza da faydası olacak. Ha bunu normal içli suyla mı yapıyoruz söyleyelim. Onu soruyorlarmış. Eklem ağrısına da faydası olacak. Nereden eklem ağrısına? Kardeşler 5 tanesi ismini söylemeyelim. Çok önemli bir ağrı kesiciden daha güçlü ağrı kesici özelliği var. Aa. Öyle bir nimet var. O hepimizin bildiği ağrı kesiciden daha üstün sağlık, öyle mi? Daha üstün ağrı kesici özelliği var. Deneyin. Hanım kardeşler bilhassa adet dönemlerinizdeki ağrılarınızda, baş ağrılarınızda, boyun ağrılarınızda inanılmaz bir nimettir. Sizin ekip de şahane. Sağ ol, en az sağ benimki kadar. Doğru. Bak doğru. Hemen geldi. Ekibimin ay, hakkını kim yemeyelim. Valla çok dün başarılı. Dün gece saat 12'de bizim evde sahurlarımızı yaptık hep beraber. Arabamıza bindik. Arabanın yarısına kadar bunlar dolu hep böyle. Kıyamam ya, bizim sıkıştırmış bir özelliğimiz bir var. Her şeyi kendimiz getirmek istiyoruz. Çünkü olmayabilir diye onları hepsini getirdik. Canım, bizde de var evelallah ama doğru, siz şimdi çok kendiniz ne istiyorsanız elinizin altında olsun var. Diye. Kendimiz ön çünkü evde bir provasını yapıyoruz biz onun. Hocam çok ne iyi çalışıp geliyor. Bana evet, gelirken şimdi sağ olsun. Biraz sonra kirazı da anlatacağız. Kiraz sirkesini de yapacağız. Bunun içine ne koyacağız? Tuz. İyi dikkat edin. Allah öyle bir nimet vermiş ki şaşıracaksınız. Şimdi bunun içine tuzu koyduk mu? Ne kadar koyduk? Bir çorba kaşığı. Eğer bunun içine şeker koyarsanız ne oluyor? Maalesef şaraplaşıyor. Tuz öyle bir nimet ki kardeşler onu sirkeleştiriyor. Tuz olmadan olmuyor. Eskiler anneler dikkat edin. Her türlü yemeğe bir cimcik tuz atarlar. Neden? İşte o dediğimiz şeyden alkolleşmeye mani olsunlar diye. Bir cimcik tuzunuz, tuz. Tuzunuzun peki. Özelliği ne? Tuzunuzun özelliği ne? Doğal tuz olacak. Neden doğal tuz olacak? Sakın işlenmiş tuz olmayacak. Buna özellikle dikkat edeceksiniz. Bir de bizim ülkemin tuzunu tercih ediniz. Allah'ını Muhammed'ini severseniz. Biz bütün dünyaya tuz satıyoruz. Bir ara bir moda oldu. Himalaya Mimalaya neymiş? Aman Allah bizim yurdumuzun ya. Tuzu varken. Ya. Ağzınıza sağlık. Hocam çok soru var. Yıldız Tekin diyor ki bebeklerin gazı için çözüm ne var? Bravo. Ne olur? Manisa'ya selam. Hemen söyleyelim. Bebeklerinizin gazı var. Ne yapacaksınız kardeşlerim? Eğer anne emziriyorsa... Anne rezene çayı içecek bol bol. Rezene çayı. Rezene denilen bir nimet var ki inanılmaz Allah'ın verdiği bir mucize. Bunu muhakkak yapacaksınız. Şuralarda bir bebek görmüştüm çocuklar. O bebeği bana bir bulun. Şurada bir bebek vardı. Bebek dedi ya uyuyacak bebek. Şuralarda bebek vardı. Rezene çayı içecek anne emziriyor. Emzirmiyor. O zaman çocuğa kaşık kaşık rezene çayı vereceksiniz. Ya niçin kaşık kaşık dedim? Biberonu anne emzirdiği sürece çocuklarınıza biberon vermeyin. Çocuk biberonla emmeye bir alışırsa sizi memeyi çabuk bırakıyor. Bırakır. Neden? Oradan faşır faşır geliyor. Buradan çok az geliyor. O yüzden emmez. Ondan sonra diyor ki benimki emmen kesiverdi. Kesmez kardeşim. Sen vermediğin için kesiyor. İyi dikkatli vermediğin için biberona alıştığı için kesiyor. Ne olur anne sütü inanılmaz bir nimet. Kesmeyiniz bunu. Rezene çayı çok önemli. Rezene çayı çok önemli. Şurada. Onu söylüyoruz. Şimdi sirkemizde bir özellik var yalnız. Katliyen üstünü kapatmıyoruz. Ne yapıyoruz? Üstüne bez koyuyoruz. Böyle bir lastikle kapatıyoruz. Gidip karıştırıyoruz bunu. Niçin karıştırıyoruz? Çünkü karıştırmazsak sirkeleşme olmuyor. Buna özellikle dikkat ediyorsunuz kardeşlerim. Muhakkak karıştıracaksınız. Üstünde hafif bir barlanma, beyazlanma olabilir. Bu problem değildir. Ama üstünde küflenme gibi oluyorsa onu tahta kaşıkla alacaksınız. Kaç gün sonra hazır? İyi kaç dikkat gün? Edin burayı. 15-20 gün sonra size sirkeniz hazır. Daha uzun süre durursa olur mu? Olur. Ama bu yaptığımız bu tip sirke çocuklarınızın da yiyebileceği, herkesin yiyebileceği basit bir sirke olur, kolay bir sirke olur. Bağırsak parazitlerine karşı çok güzel bir sirke olur. Herkes içebilir. Bunu içemiyorum, benim midemde ağrı yapıyor diyenler yoğurtla karıştırıp içebilirler. Mükemmel olur. Peki aklınız bir soru olsun. Daha. Gül Hanım soruyor. Zahide ablacığım sizi çok seviyorum. Feridun hocamızı da çok seviyorum. Şanlıurfa'dan sizleri izliyorum. Annemin şekeri var. İnsülin vurmuyor. Hiçbir ilaç kullanmıyor. Zararı var mı? Çok güzel. İyi daha insüline geçmemiş. Bravo. Ara vermem gerekiyordur. Kucağımda tamam. Bebeğim. Orada yemek yapılıyor. Hocam burada. Ara veriyorum. Döndüğümüzde sirkemize devam ediyoruz. Kirazımızdan da yapacağız. Güllaçtan yapacağız. Aman Allah'ım bugün yok programda maşallah. Evet. Az sonra dolu, buradayız dolu, efendim. Dolu dolu dop doluyuz inşallah. Dolu dolu dop doluyuz. İnşallah. Zahide Yetiş'le çok özel bir konuk ağırlıyor. 10 tane kiraz yiyin,
Şöyle iki tane derin nefes çekin. Bakın göreceksiniz, rahatlayacaksınız. Doktor Feridun Kunak şimdi stüdyomuzda. Şimdi İmran Cihan diyor ki karnımda geçmeyen bir şişlik oluyor. Böyle zamanlarda bağırsaklarım düzensiz çalışıyor. Karnım davul gibi oluyor ve neredeyse her sabah uyanınca ağzımda balçık gibi bir şey oluyor. Kıyamam ya, başım durduk yere dönüyor. Midem bulanıyor. Bazen ekşime oluyor. Allah'ım ne kadar çok dert. Mesela bu kardeşimizin söyledikleri bir muhakkak bir parazit baktırması gerekiyor bu kardeş. Biraz benziyor. Bu çok benziyor. Siz de karnınızda gaz oluyorsa şey oluyorsa ben size şimdi bir özel bir akupunktur noktaları göstereyim. Hadi gösterin. Ben bir sürü soru var. Ben bunların hepsine bakıyorum. Instagram'a bakıyorum. Laf açıldı. Hemen karnımda gaz oluyor benim. Gazdan kurtulmak için ne yapacağım? Ne yapacağım? Çocuklar ne yapacak? Biz ne yapacağız? Ben kendim için, daha doğrusu sizler için ne yapacağını göstereyim. Yattığınız yerde muhakkak bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ayrıntıya bak. Hocam ne yaptı gördünüz mü? Ayaklarıyla basıcı hemen örtüyü şöyle çekiverdi. Kibar adam. Estağfurullah, sağ ol. Vallahi kıyamam. Şimdi peki. Muhakkak bunu yaparken kardeşlerim yatacaksınız, dizlerinizi karnına doğru çekeceksiniz. Saat yönünde masaj yapacaksınız, bakın böyle. Saat yönünde ne demek? 12'den 1'e, 2'ye, 3'e doğru böyle saat böyle döner ya, siz de böyle masaj yapacaksınız. Yalnız bunu böyle yapıp böyle yaparsanız güzel etkileyemezsiniz. Ayakta dizlerinizi kırırken yapacaksınız bunu. Yattığınız yerde çok rahat bir şekilde güzel şeyler düşünerek böyle. Çünkü neden güzel şeyler düşünerek sevgili kardeşlerim? Bağırsaklarınızın burada beyin hücreleri gibi hücreler var. Sinaps dediğim bölümler var. Çok önemli. O yüzden lütfen kardeşlerim bağırsaklarınıza böyle güzel enerji vereceksiniz. En ufak bir üzüldüğünüzde, strese hemen girdiğinizde ne oluyor? Oluyoruz. Bağırsaklarınız bozuluyor. Kramplar giriyor, gaz yapıyor. İşte bu nedenle bağırsaklarınıza güzel enerjinizi vereceksiniz. Pozitif enerjinizi vereceksiniz. Güzelce masajı yaptık. Nasıl yaptık? Buraya yattık, bu şekilde yaptık sevgili kardeşim. Ayakta ondan olmuyor. Siz beni yapsana ayakta bakmayın. Olursa olmuyor. Ondan sonra dikkat edin, dikkat edin. Biraz bacaklarımızı böyle kendimize doğru çekmeye çalışacağız. Çekebildiğiniz kadar, benim göbeğim var çekemiyorum, olsun sen bu kadar çek. Bu aynı zamanda bel ağrılarında, sırt ağrılarında çok faydalı bir hareket, aklınız olsun. Bunu sık sık yapmaya çalışınız. Bu sizin bağırsaklarınızı güzel çalıştırmaya sağlayacak. Şimdi gelelim akupunktur noktalarına. Sevgili kardeşler, iman tahtasının bitimiyle göbek deliğinizi işaretleyiniz. Bu araya 3 elinizin parmağıyla şöyle şöyle masaj yapınız. Bunu tabi direkt etinize yapmanız ya da atletinizin üstünden yapmanız olabilir. Ama üstünüzde naylon bir şey varsa iyi olmaz. Direkt etinize yapmanız gerekir ya da pamuk bir şeyiniz varsa olur. Ama mesela bu biraz naylonlu olabilir. İpek olsa olur. Ama naylon bir şeyin üstünden yapılan olmaz. Direkt çıkarıp yapalım. Niye çırpınıyoruz? Çıkarıp yapalım. Doğru. Ha şimdi ama biz burada öyle yapıyoruz. Siz evde otobüsteyiz. Bağırsaklarımız sıkıntılı. O zaman buradan gene yapabilirsiniz. Ha. Üç parmağınızla tam iman tahtasının altından başladım. Göbek deliğime kadar bakın böyle böyle şey yapıyorum. Sevgili yönetmenim böyle güzel gözüküyor mu? Böyle güzel görünüyor da bizimkiler göbekten şeye ulaşamıyorlar. Ne yapacağız? Yine de işe yarıyor mu? Esen ablayı gördüm mü? Şu küçük küçük buradan başladı ama. İçeriye faydası olur mu onun bile? Ha ne oldu? Yapmamla bile bağırsaklarım kırıl kırıl yapmaya başladı. Eyvah. Bravo, doğru evet. Söylüyor ablam. Sen hiç sıkıntı yok, istediğin zaman gidebilirsin. Yok. İki dakika sonra gel. Ondan sorun yok. Hayır bir ondan şey söyleyeceğim. Da. Tuvalete gitmek kötü bir şey değil, bu güzel bir şey. O anlamda değil ama bağırsaklarım ya, çalışmaya başlasın. Benim midem çalışmıyor. Birazcık böyle yaptığım zaman masajla biraz çalışmaya başlıyor. Doğru söylüyor ablam. Neden? Hemen gazlar yer değiştirmeye başladı kardeşler. Ondan dolayı oldu. Bu kadar oldu. Çabuk mu, kadar kolay mı? Bir saniyede olur. İnanın bir saniyede olur. Çünkü oraya hemen beyinden emir geldi. Dedi ki çabuk dedi, orada sıkıntı var. Sahibim işaret veriyor. Git oraya dedi, tedbir al dedi. İşte bu tedbir almanın çaresi de bu sevgili kardeşler. Hocam bir şey söyleyeceğim. Şimdi biz iftarda hiç sevmeyiz ya yemek yemeyi. Çok az yiyoruz hepimiz. Çok az yediğimiz için böyle davul gibi şişiyoruz. Yani çok yiyoruz. Tamam. O çok yedikten sonra da bu masaj işe yarar mı? Kesinlikle, sindirme faydası olur yarar. Mu? Saat yönünde masaj. Kardeşler İslamiyet o kadar güzel ki dikkat ederseniz şöyle bir şey diyor. Diyor ki orucunuzu açın. Birazcık çorbanızı için. Bir de hurmanızı kayısınızı yiyin. Ondan sonra gidin bir akşam namazı kılıp gelin diyor. Neden? Çünkü sizi hemen birdenbire yemekten uzak tutuyor. Dikkat edin. Allah'ın sizin Ramazan ayında 20 rekat namazına hiç ihtiyacı yok. O sizin için. Yemeği hazmetmek için. Çok özür dilerim. Beni affedin. Teravih namazına gittiğinizde 20 rekat kıldığınızda çok özür dilerim böyle geğirmeler gelebiliyor, şey gelebiliyor. Neden? Çünkü hazım sistemi başlıyor. Böyle eğilip kalktıkça bağırsaklarda inanılmaz bir şekilde çalışma oluyor. Her şey bir sebebe dayalı.
her şey bir sebep için yapılmış. Ama İslamiyet teravih namazını koymasının en büyük sebeplerinden biri de bağırsaklarınızı çalıştırmaya sağlayacak bir sebepten dolayıdır. Bu da bir özelliği. Tabii ki manevi değerler apayrı. Tabii ki. Şimdi kayısı, buyurun. Kayısı sirkesi yaptık. Çok soran var. Nasıl yaptınız siz onu? Ben sonuna yetiştim diye reklam öncesi. Noktalarını, akupunktur noktalarını sakın unutmayınız. Bunu yapınız. Kiraz için de gidelim. Şu bebek vardı. Bebekte gösteriyorduk. Çocuklarda gazdan ne yapacaktık? Bir şey daha var. Çocuklarda... Günaydınlar ablacığım diyor Fatma Nur. Altıngök. Bebeğim de boynunda isilik dökmüş. Hocamız bravo, ne önerir demiş. Hemen anlatalım. Hemen anladım. Şimdi önce çocuğunuzda gaz var. Ne yapacaksınız? Bebeklerde gaz var. Anneler maalesef bebeğinizin güzel gazını çıkarmıyorsunuz. Şöyle gaz çıkmaz bak. Çünkü kıyamıyor. Böyle okşar gibi gaz çıkıyor. Hayır. Sevgili kardeşler, muhakkak şuraya koyacaksınız. Bağırsaklarınızı şu bölgesine elinizi şöyle koyacaksınız. Bakın bak. Hafif böyle sallanacak ki gaz. Ya da buradaysa da bakın böyle göğsünüze iyice yaslayacaksınız. Kendiniz biraz yatacaksınız. Böyle biraz sallanacak ki gaz yukarıya doğru çıksın. Oh, yapabilsin. Lütfen. Ne güzel yaptınız. Çok bebek bakan birazcık. Babalar nasıl oluyor belli oluyor. Evet. Güzel evet, birazcık. Bunu güzelce yapmanız lazım. Sonra yine de gaz oluyorsa karnına demin size gösterdiğimiz yönde saat yönünde masaj yapmanız lazım. Böyle hafif sıkmanız lazım ve bacaklarını karnına doğru bastırıp açmanız lazım. Bebek gazlarında yukarı çok aşağı, önemli. Yukarı aşağı. Çocuklar en çok neden ağlar? Gaz sancısından ağlar. Kulak sancısından ağlar. Haberiniz olsun gaz çok önemlidir. Peki. Acıkma ağlamasıyla gaz sancısının ağlaması farklı mıdır? Nasıl anlarız? Farklı mıdır? Bir dakika abla, nasıl anlıyor? Nasıl anlıyor Allah aşkına? Gaz sancısı ayaklarını çeker. Bravo. Karın açlığında da mıkırdanır, huysuzlanmaya başlar. Bak ne başlar. Güzel söyledin. Ağzına sağlık. Ablam nasıl belli? Bakın. Acıkma ağlaması şöyle. Hocam siz iki makamlı oldu yalnız. Evet. Rast makamlı. Yani diyor ki. Yemeğimi ver. Acıktım. Peki öbüründe ne oluyor? Nereden geldi bu sancı? Çok kötü. Böyle ağlar. Dikkat edin. Bir İnanın, alkış. Aynen böyle ağlar. Bu kadar mı net ifadesi? Harikasın insanlar. Çok önemli kardeşler. Ve kızarır böyle. Böyle kıpkırmızı olur. Karnına çeker ve aynı benim gibi böyle feryat ederek ağlar. Bilin ki gaz sancısıdır. Çok önemli. Bir de sıcak yapmak şimdi çok bir de önemli. Bu bebeği bırakmayın. İsilik. Hele şuralarda. Kardeşler isilik neden oluyor? Çocuğun kendi teri kendine alerji yapıyor. Sıcak havalarda. O yüzden hemen o isilikli bölgeyi güzelce yıkamanızda yarar var. Sakın dikkat edin. Kolonyalı mendille silme modası var. Sakın onunla silmeyeceksiniz. Güzel nemli bezle silebilirsiniz. Bu doğal. Doğal zeytinyağlı sabunla silebilirsin ama ben size en çok dikkat edeceğiniz hemen yıkayabilirseniz orayı yıkayınız. Havalı güzel artık yıkayınız. Yıkayamadınız nemli ıslak bezle siliniz. İsilikli bölgeye bulabilirseniz saf, güzel, iyi bir ozon yağı. İyi bir ozon yağı diyorum çünkü piyasadakilerin çoğu ozon yağı değil, haberiniz olsun. Ozon yağı da çok ucuz bir şey değil, bu da ikinci bir şey. Çünkü zeytinyağı esas ana maddesi. Peki ben ozon yağı nereden bulacağım diyenler de güzelce saf, hakiki sızma zeytinyağı sürüversinler isiliklere. Göreceksiniz hemen rahatlayacak. Pudra neden işe yarar? Neden? Teri alır pudra. Kurutur ondan dolayı olur. Pudra da doğrudur ama en önemlisi orayı yıkamaktır. Bunu unutmayınız. Yıkadığınız zaman isiliklerden kurtulacaksınız. Peki. Aynı şey popo için de öyledir. Çocuklarınızın poposunu güzelce yıkamaktan kaçınmayız. Anneler yeni moda o bezlerle kağıt mendillerle siliyorlar. Çok derece yanlış. Hakiki doğal ıslak mendil buluyorsanız saygı duyuyorum ama onların da bir sürü deterjanlı olanları var. Çocukların altlarının şeyini arttırıyor. Ona dikkat ediniz. Güzelce yıkamanız çok önemli. Suyla yıkadıktan sonra oraya saf zeytinyağı sürün. Biraz da açık kalsın. Göreceksiniz hemen çocuğunuz rahatlayacaktır. Ay o mendiller de o kadar rahat kullanılıyor rahat ama ki. Onların doğalları var. Onları alın diyorum ben. Yani iyilerini alın diyorum. Yani çok eskiden ucuzları var. Eskiden nasıl zormuş annelerin ellerinden zormuş. Öpüyorum gerçekten. Ağzınızı. Onları yıkayanlar da yıkamak, evet ya. Bezleri yıkamak. Evet, nerede çok. Şimdi? Ben de şey gibi sanki 70'inde eskiden 10 tane doğurmuşum da şimdi gelinime söylüyor gibi. Aynen. Peki bu arada
Bağırsak problemi olanlar da bu sirkeyi kullanabilirler mi diye soruyor Sena. Herkes kullanabilir bu sirkeyi. Sizi böyle alayım hocam. Ben öyle geçeyim, tamam. Tamam. Şimdi sirkemize devam edeceğiz. Tamam. Kiraz da geldi, onunla da yapacağız ama Füsun abla da boş durmuyor. Sen ne yapıyorsun? Şöyle Zahideciğim, o pidelerimizin üzeri kaldı. Ziyan olmasın diye dolabı açtım. Geçen gün döner tarifi paylaşmıştık. Heh. Buzlukta o dönerimiz vardı. Şimdi güzel bir kebap yapıyorum. Neydi onun içinde, ne vardı? Onun içinde 2 çorba kaşığı yoğurt vardı. Bir soğanı rendelemiştik, suyu vardı. Tuz, karabiber, kırmızı biber. Sonra onu çok iyi yoğurduktan sonra buzdolabı poşetinde dondurmuştum. Şimdi bir anda ve onu buzluktan alıp da kestim. Aklıma geldi. Evet. Aa, çok güzel. Birazcık yağla pideleri kavurdum. Hocam bu pideyle ilgili bir şey söyleyecektim. Hemen söyleyecektim. Kardeşime mahsus arada dedim bir şey söyleyeceğim. Evet. Söyle sonra. Sevgili buyurun kardeşler hocam. Şimdi bu pideler biraz sert oluyor. Bunu Eskişehir'de bir kebapçı var. Oradan öğrendim ben kebap çekimine gittiğinde. Bunun sertliğini gidermek için evinizde et suyunuz varsa birazcık et suyunu kaynatınız. Hı. Bunun üstüne birazcık şöyle dökeceksiniz. Dikkat edin ama. Dökeceksiniz hemen süzeceksiniz. Eğer süzmezseniz tirit oluyor. Ama hemen döküp süzerseniz çok güzel yumuşacık böyle et tadı geliyor. Ve o zaman hani o dönercilerde yediğiniz pideler böyle yumuşacık oluyor ya. Meğerse usulü oymuş. Yanda böyle kocaman bir et suyu var. Ha. Böyle döküyorlar. Hocam onu ben nasıl yapıyorum hemen. Söyleyeyim mi size? Süzdükten sonra buyur nasıl bak, yapıyorsun? Daha da pratik. Hı. Bu da yeni nesil pratik kadınların tamam. çözümleri. Normal şey bir süzgeç içine bunu koyuyorum. Üzerinden eti döküveriyorum. Süzgeçin altına gidiyor. Hiç döktüm ettim harikasın, çevirdim. Doğru o da doğru. Benim de et suyu halden domates sosu bu, yapıyorum. Evet. Ama kardeşiminki de çok güzel. Bu et suyuyla yumuşattığınız zaman o pideler hem yumuşak oluyor. Hem çok daha lezzetli. Lezzeti çok artıyor. Hmm. Bu et suyunu sakın ihmal etmeyiniz. Güzel. Et suyunun nimetini sakın ihmal etmeyiniz. Et suyunun içinde de çok büyük özellikler var. Kasaplarınızdan, güvendiğiniz kasaplarınızdan kemik alıp kaynatıp muhakkak dolaplarınıza buzluğa koyunuz. Güzel et suyu oldum. Nimetinden yararlanınız. Sakın ola ki hazır et suları kullanmayınız. Hep kendiniz yapınız. Peki şimdi işte görüyorsunuz ya böyle çok güzel kızartma da değil bunlar. İşte közleme gibi. Yani havada közledi işte. Mühürleme. Ya da yeni moda deyimini. Ama siz nasıl dokunuyorsunuz bu sıcak sıcak? Ben size hemen bir şey söyleyeyim. Laftan lafa geçiyorum özür dilerim ama. Likopen mi? Ama domatesi böyle hafif mühürleyip yediğiniz zaman likopen özelliği çok var. Ne oluyor likopen neye yarıyor? Neye yarıyor? Göz sağlığınız için çok büyük nimet. Erkeklerin prostatı için çok önemli sevgili kardeşlerim. Erkeklerin prostatı için lütfen her gün bir tane domatesi eşinize böyle közleyip hafif böyle şeyde közleyip ya da mühürleyip yediriniz. O zaman likopen özelliği çok bol oluyor. Muhakkak yediriniz erkeklerinize. Sakın ihmal etmeyin. Kocasını seven hanımlar. Bence de. Kocasını seven hanımlar. Adam çok yaşasın. Aman Allah sağlıklı başından yaşasın. Eksik etmesin diyorsanız bunları uygulayın. Hocam likopenle ilgili bir şey sorabilir miyim müsaade edersen. Ben likopenle ilgili bir şey biliyorum. Yanlış mı onu paylaşmak istiyorum. Buyurun. Şey domatesi buzdolabına koyunca içindeki likopen birazcık değişiyormuş. Oda sıcaklığında saklamak lazım diye biliyorum kardeşim ben. Kardeşim çok doğru söylüyor. Çok dondurucu soğukta saklarsanız hani buzluğa koyuyoruz ya o zaman bozulabiliyor. Normal şartlarda buzdolabında artı 4 derecede falan saklamada bozulmuyor. Ama çok ileri derecede soğuklarda dondurucu da saklarsanız kısmen etkisi bozulabiliyor. Isıtacaksınız domatesi. Pişirilince likopeni artan şey domates benim bildiğim. Ağzınıza evet. sağlık. Peki hocam çok soru var. Tamam. Şimdi şu kiraz sirkesini de hemen kiraz sirkesini yapalım. Kayısı sirkemiz oldu. Neydi bu? Kayısı sirkesi şöyleydi yalnız. Tekrar gösterelim. Neler vardı içinde? Kayısı var. Ben kabak bunu açsam olur mu hocam ya? Tabii İçini tekrar bir göstersem. Bunu zaten serin bir yere koyacaksınız. 15-20 gün sonra hep her gün karıştıracaksınız. 2 günde karıştırsanız olur. Kabak çekirdeği var. Kayısı var. Bir bardak sirke var. Kayısıyı bir de tuz var. Kayısıların muhakkak olgunlarını tercih ediyorsunuz. Ezip koyuyorsunuz. Sevgili kardeşler dikkat edin. Bu sirkeyi alın. Bundan bir çorba kaşığı kadar bu sirkeden alın. Bir maden suyuyla karıştırın. Cildinizi silin. Hmm. Cildinizin pırıl pırıl olduğunu, cildinizin çok güzel temizlendiğini göreceksiniz. Benim kızımda çok sivilce var hocam. Sivilcelerinden yanaşamıyoruz diyenler. Lütfen bunu yapsınlar. Silsinler çocuklarınızın maden suyun içine. Bir bardak maden suyun içine. Yaklaşık bir fincan kadar sirkeli ciltlerini silsinler. Görecekler ki çocukların bir süre sonra
o şeylerinde, sivilcelerinde düzelme hocam, olacak. Ne sakın sirkeymiş ölümden gayrısına maşallah. Doğru, doğru. Bu ama sirke harika. Kayısı kardeşler, sirkeleri ben nerede keşfettim? Biz Anadolu'yu çok geziyoruz, gidiyoruz. Bütün dergahlarda, Hacı Bayram Veli'de, Eyüp Sultan'da, Hacı Bektaşi Veli'de, hepsinde kardeşlerim sirke. Mevlana'da müritlerine sirke ve bal yedirmişler. Bir dibine doğru indik ki, daha araştırdık ki, ta İbn-i Sina'dan beri, ta peygamberimiz zamanından beri sirkeler geliyor kardeşlerim. Sirke inanılmaz bir nimet. Lütfen faydalanınız. Tabii aynı şekilde balda. O zaman hadi bir tane şimdi daha yapalım. Şimdi hemen bir sirke daha yapalım biz size. Bugün bir tesadüf bunu anlatalım. Kirazın içinde çok ağrı kesici özellik var demiştik. Eklem ağrılarına çok faydalı demiştik. Kirazın eklem ağrılarında çok kullanınız. Biraz sonra diz ağrıları anlatacağız. Onlarda da çok faydası var. Kadın çorabıyla diz ağrılarınız mı var? Kadın çorabıyla harika şeyler yapacağız. Nasıl kurtulacağız göstereceğiz. Bunları da bana bir eldiven, çok özür dilerim. Tabii ki hocam, buyurun. Bunu muhakkak ezip atmanız önemli sevgili kardeşlerim. Hemencecik hızlıca. Kiraz sirkesi yapıyoruz. Ben şimdiye kadar hiç kiraz sirkesi de yapmadım. Ne yalan söyleyeyim. Yapın, hazır kiraz mevsimi. İnanılmaz bir nimet göreceksiniz. Harika. İnanılmaz bir nimet göreceksiniz. Bununla ilgili bir hikaye anlatayım size. Çeşme'de hocam, gecenin 12'sinde dolaşıyoruz. Bir tane adamın biri geldi, boynuma sarıldı. Ne oldu dedim. Ya hocam, senin sayende ben kurtuldum. Ne oldu? Ya hocam dedi, benim kiraz bahçem vardı, bu sene de dolu vurdu. Aa. Perişandık dedi. Ne yapayım diye kara kara düşünürken sen dedi programda kiraz sirkesi anlattın. Ben dedi gittim yaptım. Hocam kapış kapış gidiyor dedi. İnanılmaz faydalı bir şeymiş, çok rahatladık dedi. Allah senden razı olsun diye anlattı. Aman. Neyse, bunları böyle ezip ezip attık kardeşler. Hepsini ezip ezip atmamız lazım. Tabii sokakları da. Yardım edeyim mi hocam? Yardım istedim. Ay hocam, sizin elinize ben öbür şeyi alayım. Yok yok. Ben de biraz yaparım. Acele yaptı ettim. Zaten şimdi hocam, bunu, sapını ayıklıyor bunun muyuz bir bu özelliği, arada? Evet. Sapını da kullanacağız. Bu sirke aynı zamanda tansiyon sirkesi. Nasıl olacak tansiyon sirkesi? Nasıl olacak? Tansiyon yüksekler için size bir özellikler daha yapacağız. Tansiyonunuz yüksek mi kardeşlerim? Mısır püskülüyle kiraz sapı ve maydanoz kullanacaksınız. İşte biz size şimdi bu kirazın saplarını da anlatacağız. Kirazın sapını da atacağız bunun içine. İşte bakın, saplarını ayırdık. Saplarını da bunun içine atıyoruz. Bu sirke aynı zamanda tansiyonunuza da faydası. Ve tansiyon da ekleyin. Tam bak, zamanı şimdi mısır, mısırların püsküllerini şey yapmanız, yaklaşık bir tutamda mısır püskülü attık. Attık mı attık. Sevgili kardeşlerim, sonra ne yapıyoruz? Sonra ne yapıyoruz? Bunun içine yaklaşık bir demet kadar da maydanoz ekiyoruz. Maydanozu ekiyoruz dedim bu arada. Olsun, yalnız bir şey söyleyeceğim, bu maydanoz. Maydanozları. Bu maydanozlar bizim mi gerçekten bu kadar büyümüyor bizim maydanozlar şimdi değil mi? Hemen anlatalım. Sevgili kardeşlerim, maydanozlarınızı dolapta böyle saklarsanız hep diri kalır, aklınızda olsun. Maydanozlar alın, yıkayın, temizleyin, ondan sonra böyle koyun dolabınıza, çok olacak. Bu biraz sulak yerde büyümüş. Bunu Saracoğlu Hoca görse hiç beğenmezdi. Bu biraz... Evet, ben de oradan hatırlıyorum zaten. Evet. En güzeli şimdi, küçük küçük. Küçüklerinde daha büyük yarar var. Bunu da böyle atacağız, koparıp koparıp atacağız. Sap kısmı, dal kısmı, her tarafını atabilirsiniz. Tansiyon hastalarını, evet. Yüksek tansiyon hastaları mı yapsın? Bu sirke eklem ağrılarına ve tansiyona çok faydalı olacak. Çünkü kirazın içinde kan sulandırıcı özellik var. Kirazın içinde kan sulandırıcı özellik var. Sapında tansiyon düşürücü özellik var. Bunu da bu şekilde yaptık. Bunu da saplarıyla maplarıyla bunun içine attık. Hepsini birden koyduk. Sevgili kardeşlerim, ne koyacağız bunun içine? Kiraz sapı koyduk. Mısır püskülü koyduk, maydanoz koyduk, kiraz koyduk. Ne koyacağız şimdi üstüne? 4 litre su koyacağız. 4 litre. Bakın, her zaman ölçünüz aynı. 5 litrelik bir kavanoz var. 5 litrelik kavanozun üstüne 4 litre su koyuyorsunuz. Yani 4'e 1 oranı. 1 litre açıkta kalıyor. Aynen. 4'e 1 oranında. Her türlü meyveden sirke olur mu? Her türlü meyveden sirke olur. Peki, bu arada o kadar çok soru geliyor ki. Zahide ablacığım demiş, ayağımın altında sihir demek istiyor. Sihir var, ama geçmiyor. Ama o sihir çok sihir, taban sihiridir o. Çok illettir. Oraya her gün sıcak suyun içine sokacak. Bir jiletle hafif kazıdıktan sonra oraya aynı sefa kremiyle iyi bir yerde bulacağı aynı sefa kremiyle kantaronlu ozon yağı koysun. Sirkenin özelliği neydi kardeşler? Bir bardak sirke koymamız lazım. Sirkeyi nasıl koyacağız? Her türlü sirke olur mu? Olur. Yani kiraza üzüm olur mu? Olur. Elma olur mu? Olur. Ne sirkesi olursa olsun bir bardak kadar sirke koyduk. Maya sirke diyoruz buna. Bir çorba kaşığı kadar tuz koyduk. Üstüne bez kapadık. Gidip gelip karıştırdık. Niçin bez kapatıyoruz? Kapak kapatırsa pof diye patlar. Çünkü fermantasyon oluyor orada. Peki ne zaman kullanacağız bunu? Ve nasıl kullanacağız? Ağzınıza sağlık. Kardeşler, sirkeye
her gün bir fincan için. Biz evde öyle yapıyoruz. Yatarken olabilir, sabah olabilir. Yalnız fincan içerken ağzınızı aldığınız zaman ağzınıza şu işlemi yapın, bakın böyle. Ne yapacağız? Ha, çalkalayacağız. Ne yapıyor bu? Dişlerin arasından geçecek. Diş taşlarını temizliyor. Sirkenin en büyük özelliği, kireç çözücü özelliği var. Lavabolarınızı sirkeyle sildiğin zaman kireçleri çözüyor ya. Hmm. Dişlerinizin taşlarındaki, dişlerinizde oluşan tükürük taşlarında kireçleri de çözüyor. Lütfen ağzında böyle böyle yaptıktan sonra yutunuz. Bizim bu sirkeler piyasa sirkesi gibi çok acı olmuyor. Çok rahat, içimi kolay oluyor. Ben öyle içemiyorum diyenler birazcık suyla karıştırsınlar. Ben öyle içemiyorum diyenler ayran yapıp içsinler. Bunları içsinler. Ne zamanda bir içsinler? Bravo. Her gün. Günde 3 sefer içebilirler. Tansiyon için içeceklerse, hele hele. Tansiyon ilacı kullanmıyorum ben. Hı. Yeni yeni tansiyonum oynuyor diyenler lütfen lütfen bunu yapın. İnanılmaz nimetini göreceksiniz. Tansiyon ilacına ihtiyacınız kalmayacak. Allah Allah, bu nasıl güzel bir şey. Tansiyon için hemen bir şey değerli söyleyeyim. Hı hı. Laftan lafa geçiyoruz olsun, ama. Olsun, süper. Tansiyonum yüksek mi? Hemen bakın şu çizginiz bittiği yere şuraya masaj yapınız kardeşlerim. Hemen masaj yapınız. Tansiyonu ne zaman çok yapacağız rahatlıyor. Bunu? Tansiyonunuz hemen bitti rahatlıyor. Derken. Bakın tansiyonunuz yüksek. Ha, yükseldi. Yükseldi, hissettiniz. Şu çizginin bittiği yere şöyle masaj yapıyorsunuz. Bir de nereye masaj yapıyorsunuz? Nereye? Kaşınızla kulak kepçesinin üst noktasının birleştiği yerin 1/3 iç kısmını tansiyon için. Ben bir yerde oturuyorum, çok sinirlendim, tansiyonum birdenbire çıktı diyenler fırladı. Bakın buralara. Görüyor musunuz? Bir daha gösterelim kardeşim de. Bakın kaşınızın bittiği noktayla kulak kepçenizin üst noktasının arasındaki çizgiyi çekin. 1/3 iç kısmı. Bakın buraya. Buraya bastığınızda hafif acıyan nokta bulacaksınız. Bir şey söyleyeceğim. Zaten noktaları. Burada bir boşluk var gibi. Ağzınıza sar. Ve orası hafif acıyor değil mi Zayda? Evet, İşte biraz. Orası. İşte orası akupunktur noktanız. Bunu gösterdik. Ha, çok önemli kardeşim. Beni affet, özür dilerim. Şöyle bir dön birazcık. Ha, tam da boynu açıkta süper. Bakın o yüzden yakaladım kardeşim. Evet. Tam kaslarınızı bitip ensenizin bittiği noktada şurada bir nokta vardır. Kardeşler hepiniz şöyle tam bulabilirsiniz görelim, o noktaları. Hazır, müsaadenle ablacığım tam senin böyle. Evet. Tam şu nokta. Lütfen bu noktaları ihmal etmeyiniz kardeşler. Tansiyon için muazzam noktalardır. Oturduğunuz yerde yavaş yavaş nefes alıp vereceksiniz ve buralara masaj yapacaksınız. Başkası da yapabilir, siz de yapabilirsiniz. Sizin kendinize yapmanız daha güzel olur. Şöyle masaj yapacaksınız. Zaten rahatlıyoruz gerçekten. Hemen rahatlamaya gidersiniz. Dokununca bile rahatlıyoruz. Böyle. Soru mu var kuzum? Al mikrofonu. Arkaya veriver. Hah. Benim peşimde şeker var. Ama dur, şeker var işte, mikrofon başka yerde. Sen ha şimdi benim söyle. Benim peşimde şeker var. Yine mikrofon eşin, gitti. Eşin heh, sirkeyi tamam. Şeker hastaları da içebilir. Hiç korkmadan içebilir. Sadece ve sadece benim mideme dokunuyor diyenler içemezler. Ama onlar da yoğurtla karıştırıp içsinler. Görecekler midelerine de dokunmayacaklar. Yani her durumda siz değerlendirin. Evet. Demin bir soru vardı. Annemin şekeri yüksek, hiçbir ilaç kullanmıyor diyordu bir izleyicimiz. Instagram'dan özür dilerim. Bu kardeşinize iyi dikkat edin. Şeker hastasısınız. İlaç başlamadınız daha. Şekeriniz yüksek dediler. İlaç başlamadınız. Siz daha şeker hastası değilsiniz. Korkmayın. Hmm. Ne yapacaksınız? İyi dikkat edin. Çörek otu, mahlep, tarçın. Toz halinde 100'er gram alacaksınız. Kavanozun içinde karıştıracaksınız. Bunu sabah, öğle, akşam ve gece yatarken yemek aralarında yoğurtla karıştırıp yiyeceksiniz. Bir de zeytinyaprağı çayı içeceksiniz. O da güzel. Sevgili kardeşiniz, zeytinyaprağı çayını kaç sefer içeceksiniz? Onda da günde 200 sefer içeceksiniz. Bir süre sonra bakacaksınız ki şekeriniz normale dönmüş. Hmm. Şeker ilacı kullanmıyor. Ama sakın ha, ben bunu yapayım da şeker ilaçlarını terk edeyim diye bir şey demedik. Doktorlarınıza danışmadan şeker ilacını lop sakın diye bırakılmaz. Bırakmayın. Problem ha. Olur. Sakın aman ha, öyle bir laf hocam, etmedik. Ya sizden kısa çok cevap hemen, alacağım hemen bugün konuşalım. Ama. Damla diyor ki, bu Damla sen misin? Kıl dönmesi yaşamış. Zahide ablacığım seni çok seviyorum. 2 kere kıl dönmesi ameliyatı oldum. Daha açık yaram var, akıntı oluyor, hocama sorar mısın? Sordum. Kıl dönmesi çok enteresan, kötü bir sıkıntıdır. Tam kuyruk sokumun olduğu yerde kıllarınız içeriye doğru dönüp içeride ürerler ve orada devamlı akıntı olur. Ameliyat yaparsınız gene olabilir. O kardeşimize dikkat edin söyleyeceğim şeyi. Oraya muhakkak çok iyi güvendiği bir ozon yağıyla devamlı yıkayacak orayı. Bir de sabunlu suyla yıkayacak. Zafzetinyağlı sabunla yıkadıktan sonra orayı ozon yağıyla temizleyecek. Görecek, kıl dönmesinde çok rahatlamayacak. Çünkü ozon oksijen demek, çok fayda görecek.
Feremca, reklam öncesi sorulan soruyu cevaplar mısınız? Şeker hastalığıyla ilgili ne sorduyduk? Cevapladık herhalde değil mi? Şimdi söyledim, az önce söylediğimiz oydu. Kardelen 43 yaşındaymış. Dizinde kireçlenmeden dolayı aşırı bir ağrı varmış. İlaç kullandığı halde geçmiyor. Ne öyle acaba demiş. Biraz sonra kireçlenmelerle ilgili hatta çok güzel. Hatta şimdi yapalım mı onu? Ona mı geçelim? Güllacı sonra mı yapalım? Ha, güllacı sonra yapalım. Hadi gelin, bir şey daha var. Hemen Hakan geç. Bey diyor ki Zayda Hanım, hocama sorar mısınız? Dizimde kıkırdak sorunu var. Bravo. Kireçlenme ve menisküs kıkırdak Bravo. İğnesi yapmışlar. Ha. Bu kıkırdak iğnesini onu hemen bize anlatın. Hemen onu anlatalım. Bir de oksijen tedavisi alıyorum ama ayağıma basamıyorum. Yardımcı olur hemen, musunuz hemen. Diyor. Hadi gelin. Gidelim onu anlatalım. Şimdi kardeşler. Bir şey sorayım mı? Sor özür dilerim. Bu sirke kaç günde olgunlaşacak? Bravo. Şimdi iyi dikkat edin. Bizim bu sirkeler 15-20 günde, inanın vallahi billahi, en az 100'e yakın sirke yaptım. Gelin, evim dolu her taraf sirke. Hepsinde denemesini yaptık. Biz bir de bilimsel çalışmasını da yaptık. Ne yaptık? Bunları aldık, götürdük Ziraat Fakültesindeki kürsüde baktık. Bu sirkeleşmiş mi, olmuş mu, olmamış mı diye organizmalarını incelettik. Kardeşlerim 15-20 günde bu sirkeler oluyor. Güzel. 15-20 günde olan sirkeler zaten hafif de olduğu için sizin ne midenizi yakıyor ne rahatsız ediyor. Deneyin. Görün faydasını. Allah razı olsun şey derseniz de ne mutlu bize. Aynen. Hadi hocam buyurun. Şimdi çok soru geliyor diz ağrısı. Kardeşler ilgili. Hemen şimdi size soruyorum. Hemen size soruyorum. Kireçlenme ne demek? Abla sen bilirsin söyle. Mikrofon kimde? Kireçlenme ne demek? Ezen abla. Bilmiyorum valla. Onda neler var neler Bende var. Bende olmayan yok da kireçlenme yaşlandıkça herhalde orada ya vücudun ağırlanmasından dolayı bütün her yerimde var da ne olduğunu ben de çözemiyorum. Şimdi, çünkü. Şimdi kireçlenme şey ne demek? Ne demek? Doktorlar hep söylüyor size kireçlenme var. Ne demek kireçlenme? Ne demek? Sıvı eksikliği mi? Başka var mı cevabı olan? Kireçlenme ne demek? Sorsa var yanımıza gelip söylemem lazım doktora, şimdi. Gidiyorsunuz doktora, doktor diyor ki senin diyor kemiklerin kireçlenmiş diyor. Eklemlerin kireçlenmiş. Ne demek? Ne demek? Bilmiyorum ki. Sıvı. Kireç beyaz beyaz mı olmuş acaba? Hayır. Kireç kireç mi olmuş? Hayır öyle değildir. Öyle değildir. Hayır. Nasıldır ki? Ağrısı var sorun. Mıdır? Olmaz olur mu? Sende var mı kireçlenme? Tabii ki. Kız kireçlenme var da ne olduğunu bilmiyor mu? Bilmiyor. Var ama bilmiyorum. Doktor açıklamıyor ki. Doktor Ben gittim dizlerimin ağrısından röntgen çekildi. Dedi ki dizlerinde kireçlenme var. Sordun mu ne demek kireçlenme diye? Yok. Doğru düzgün bakıyorlar da sanki. Aşk olsun abla şimdi. Bak şimdi bak şimdi. Bırak etme doktorlarım daha size tamam, bakın. Türkiye'nin doktorlarına. Şimdi, doktor Türkiye'nin doktorlarına laf söyletmem. Vallahi ama bazı doktorlar böyle. Birinciler, rahatsızım diyorsun. Hatalar hemen röntgene gönderiyor, dizinde kireçleme var. Eline baktığı yok ki. Abla, filmde belli oluyor zaten o kireçlenme. Şimdi dikkat edin. Kireçlenmenin ne olduğunu anlatıyoruz. Peki, kireçlenme bakın, ne demek bilmiyoruz. Bakın size hakiki kemikler getirdim. Bunlar Allah rahmet hakiki eylesin. Kemikler. Allah gani gani rahmet eylesin. Kuvvetle muhtemel bir hanımefendiye ait. Nereden anladık? Nereden anladık, ince mi? Çünkü küçük. Bakın, bu kalça, bu şu bacak kemiği, şu alt kemiği, şu da ayak kemikleri. Ayak kemiklerin bazıları çürüdüğü için bu kadarını bulabildik. Özel mezardan çıkardık. Allah razı olsun. Yani ilimsel bir anlamda ya. Olduğu için. Ama benden aldığı Yasin'de hiçbir zaman kimse yollamamıştır ona o kadar. Bütün Allah dualarını da ediyorum bunu. Çünkü ben bunu vefat çok kullandım. Vefat ettikten sonra zaten ne işe evet. yarayacak? O yüzden şimdi oradan tabii, bağışı yapın diyoruz. Hocalarımıza burada, soruyoruz. Biz bir de bu kemiğin bozulmaması için özel bir işlemle kaynatıyoruz. Hiç kaç senelerdir bozulmadan durabiliyor gördüğünüz gibi. Peki burada var şimdi, mıymış? Şimdi anlatıyoruz. Kireçlenmenin ne olduğunu anlatıyoruz. Sevgili kardeşlerim şuraya dikkat ediniz. Bakın burayı biz kasten açtık. Normalde böyle yüzey. Bakın burada sünger gibi şeyler var. Kireçlenme sevgili kardeşlerim bu bölgeye iyi kan gelemediği zaman bu yüzeyde bozulma meydana gelir. Yani benim bir sloganım vardı. Neydi? Bir yere kan gelmesi lazım. Kan gelen yere can gelir. Eğer bir yere kan gelmiyorsa orada kireçlenme vardır. Yani kireçlenme o bölgeye kan gelemeyip o bölgede dejenerasyon, bozulma olmasına kireçlenme diyoruz. Eklemin bozulmasına. Hemen nasıl olduğunu size şöyle bir izah edeyim sevgili kardeşlerim. Yaren Mina da demiş ki Zayda ablacığım annemin ayaklarında varis var, akşamları topukları da ağrıyor. Ne yapabiliriz? Kıyamam. Bakın kireçlenme nasıl oluyor? Şimdi eklemimizi şöyle bunu alt kemikle üst kemik olarak düşünelim. Kireçlenme olunca böyle oluyor. Bak şimdi başla. Beyaz beyaz. Kemik böyle böyle birbirine akıyor, sürtüyor. Sürtüyor sonra ne oluyor bak. İşte böyle sizde de böyle aynı şey oluyor. Kemikler birbirine sürtmeye başlıyor. Bunun o yüzden mi ağrıyor sancıyor? O yüzden ağrılar oluyor. O yüzden oluyor. Mi kıvıramıyoruz peki, böyle? Peki bir soru daha soruyoruz. Menisküs ne demek? Sende menisküs var mı abla? Çok şükür abla. Hayret. Yok İnanamıyorum. Ablamda menisküs yokmuş. Kimde var?
Bizde vardır. Menisküsü var mı yok mu? Sende mi var? Gel mesela buraya. Mesela kardeşim diyor ki bende menisküsü var diyor. Anam gencecik çocuk bak gel. Demek ki bu iş yaşa bakmıyor. Şimdi çok güzel Tekcan, bir şey. Tekcan dön bakayım evet. Şöyle. Ama Tekcan'a da mikrofonu ver bu sefer. Ha. Sen tut kendini. Ne zamandan beri var? Geçen seneden beri var futbol oynadığım için. Ne var sende? İç dış yırtık var dediler menisküste. Ha. Şimdi bu güzel söyledi. Herkesde menisküs var kardeşler. Bende menisküs var demek olmaz. Herkesde menisküs var. Kaç tane menisküs var? Kaç tane menisküs var? Kardeşim çok güzel söyledi. Bir dizinizde iki tane, bir dizinizde iki tane. Yani dört tane menisküs herkeste var. Bakın biz buraya yaptık. Bakın dizin içinde kemiklerin şöyle birbirine sürtmesine mani olan amortisör görürüz. Şöyle çevirelim. Bunun gerçek olduğunu da söyleyelim. Evet, iki numarayı çevirelim. Şöyle bakın şurada biz yapıştırdık ama bunlar. Biz yapıştırdık çünkü şurada bunlar. Şurada bir yastık çık. Görüyoruz. Evet, altı numaraya gösteriyoruz. İşte menisküs. Bende menisküs var dediğinizde bir sorun yok yani. Herkes de var. Herkes de var. Peki bu neye yarıyor? Neye yarıyor? Şimdi bununla birleştirirseniz o da çok bozmadan o görüntü çok güzeldi. İyi dikkat edin. Bakın böyle. Böyle altı numarada gösteriyoruz gene. Bakın böyle böyle amortisör görevi. İyi dikkat edin ne oluyor? Hocam iş yerinde durmuyor ki. Aman. Ay, bakın ne oluyor ne oluyor dikkat edin ne oluyor dikkat edin. Aman hocam Allah aşkına dikkat edin siz asıl bize derken. Yok yok dikkat edin ne oluyor. Eğer menisküsleriniz olmasaydı hiçbir zaman böyle atlayamayacaktınız. Neden? Kemik böyle olacak bak. Ay. Ve kırılacaktı. Aynı şekilde belinizde de var diskler. Bu diskler ve menisküsler size böyle yastıkçık görevi görüyor. Dolayısıyla sizin orada amortisör görevi görüyor. Yani yükü absorbe ediyor, tutuyor. Darbeleri tutuyor. İşte herkeste menisküs var. Peki, kardeşim hocam. Söylediği gibi sağda solda oluyor ama menisküs yırtığı oluyor. Bakın menisküs yırtığı nasıl oluyor? Gene altı numarada gösteriyoruz. Heh. Bakın şöyle yırtılmış bak. Bu yırtılmış mesela. Biraz daha yakına gelir misiniz? Bak. Hemen İyice, şöyle. O kadar bak, güzel görüyoruz bak, şu bak yırtılmış anda. Bu. Heh. Ve yırtılıyor bazen mesela senin dizinde takılma oluyor muydu? Takılma oluyordu. Fizik tedaviye gittikten sonra. Nasıl takılma oluyordu? Nasıl kalıyordu. Takılma? Bakın gösteriyorum. Şimdi bakın böyle çalışırken bu geliyor kıvrılıyor şu araya giriyor. Bak hareket takıldı. Edemiyor. Kalıyor böyle. Böyle kalıyor. Doğru mu? Böyle evet. Aynen böyle öyle kalıyor. Ne zaman düzeliyor böyle hareket ediyor da tık yerine oturuyor gene rahatlıyor. Böyle, aynen böyle tık diye bir ses duyar. Doğru mu? Doğru evet. Ha. Ben 1982'den 2012'ye kadar Milli Takım Futbol Federasyonu doktorunu yaptım. O yüzden onlar futbolcularla çok bir arada kaldık. Futbolcular da çok görülür, sporcular da çok görülür. Ama herkeste menisküsü vardır. Menisküsün yaralanması, menisküsün yırtığı, menisküsün bozulması olur. Peki ne yapmak lazım? Hocam ne yapmaktan ne yapmak önce? Lazım? Şimdi benim teyzelerim siz ne kadar futbol oynadınız ki? Heh. Bu yavru kuşlarımın öyle bir şey onlardan iyi oluyor peki? Onlardan iyi oluyor. Onlarda da bu menisküslere kan gelememeye başlıyor. Kan gelemediği için onlarda dejenerasyon başlıyor. Dejenerasyona bağlı bunlar beslenemediği için bunlarda bozulma meydana geliyor. Bunlarda da çatlaklar meydana geliyor. Cildinizin çatlağı gibi. Peki bu i̇şte, yaşlılık için yani hepimizin başına gelecek bir şey mi bu? Gelebilecek. Gelmemesi için ne yapacağız? Ne yapacağız? Biraz sonra göstereceğiz neler yapacağız. Hatta şimdi gösterelim hocam. Sevgili kardeşlerim. Teşekkür ediyorum. Peki hemen onu gösterelim o zaman. Peki onu gösterelim. Gösterelim. Sevgili kardeşlerim menisküs var. Hı. Menisküse şimdi biraz sonra göstereceğimiz çok büyük bir nimet var. Ne nimeti var? Hani diz içine bir iğneler sürtüyorlar, koyuyorlarmış ya. Ben size şimdi şunları da göstereyim. Şu ne? Tam da işte dizin protezi. Bravo. Bu diz protezi. Protez. Diz protezi. Dize protez ameliyatı yapılmış. Nasıl yapılmış? Şuraya koyulan. Zahide kardeşim bir dakika tutar mısın şunu? Tabii ki tutarım hocam. Şimdi şu üst kısmı burayı kesip çıkarıyoruz kardeşim. Kesip çıkarıyoruz. Onun yanına bunu takıyoruz. Bunu takıyoruz böyle. Tam da şuraya geliyor. Aynen öyle. Bunu takıyoruz. Bu alt bölgeyi de çıkarıyoruz. Buna da bunu koyuyoruz. Arasına da şu plastiği koyuyoruz. Bu da menisküslerin görevini görüyor işte. Böylelikle size yapay bir diz yapıyoruz. Ama bu yabancı bir madde. Elinize diken batıyor. Ay. 3 gün rahatsızlık verebiliyor. Eğer bazen vücut bunu kabul etmeyebiliyor. Ben size diyorum ki bunu ameliyatı yapan bir doktor olarak söylüyorum. Bu ameliyat en son yapılacak bir ameliyattır. Türkiye'de bu ameliyatı çok güzel yapan doktor kardeşlerimiz var. Biz de yapıyoruz. Bizim ekibimiz de yapıyoruz beraber. Ama bu son çare olacak. İyi canım tamam olsun ben bir menisküs ama protez ameliyatı olurum geçer demeyiniz sakın. Hmm. Daima bunu en son çare olarak düşünün. Bundan sonra durak yok. Zaten. Bundan sonra tamam. Durak yok çünkü. Vücut kabul etmeyebilir. Mesela bu hastamız bakın şuraları nasıl eritmiş. Oo.
çıkarmak zorunda kaldık bu hastada. Gerçek hastadan çıkardık. Gerçek hastadan çıkardık. Bakın bu hastadan çıkardık. Sebebi iltihap yaptı. Hastada durduramadık. Oldu, mecburen iltihaptan dolayı aldık. Yani menisküs ameliyatları, diz ameliyatları, diz protez ameliyatları ameliyattır. Türkiye bunu çok güzel yapıyor. Bütün dünyada hep birincilikler kazanıyor Türk doktorları ama en son çare ameliyattır. Bunu hiç unutmayın. Peki ameliyata gelmeden ne yapalım? Şimdi ameliyata gelmeden önce ne yapalım? Bu iğneleri şimdi falan çok konuşuyoruz. Sevgili kardeşlerim. O iğneler de bir çeşit. Hemen anlatıyoruz. Bir tane bir iğnemiz var ki bakın şu bir menteşe. Aynı bu menteşe mantık. Böyle çalışıyor. Diz mi şey? Şimdi tamam, ben onu yağlamazsanız ona, çalışmaz. Ben ona, şimdi ben ona bir yağ sıkıyorum şöyle. Şimdi yapalım kapıları, bakalım. Şimdi kapıları yapalım. Aynı kapıları ya. Yağlama gibi. İşte ne kadar kolay oldu şimdi bak. Dizlere yeni çıktı bu. Horoz ibiği denilen bir iğne bu. Horozun ibiğinden yapılmış. Bakayım hocam. Bir sıvı bu. Dizlerin arasına kap yapılıyor. Çok basit, kolayca her yerde yapılabiliyor. Bu kayganlığı arttırıyor. Hmm. Ama şimdi daha güzel bir şey çıktı. Ne çıktı? Ne çıktı? Rabbim kendi kanımız. Her ağzına kendi kanımız var bizim. Her şeyin tedavisini vermiş kardeşler. Kanın içinde size her şeyi iyileştirecek var. Allah korusun bir yeriniz kesiliyor. Burası kesildi. Kim iyileştiriyor? Sizin vücudunuzdaki hücreler iyileştiriyor. Ya da biz buraya ameliyat yaptık, diktik. Kim iyileştiriyor? Sizin vücudunuzdaki hücreler. Biz bunlara kök hücre diyoruz. Evet, nasılmış bu kök hücre? O hücre, kök hücre. Hemen gösterelim kardeşlerim. Bakın gösterelim. Her şeyi tedavi edebilen hücrelerden. Şimdi gösterelim, hücrelerden. Dikkat edin. Sizin kanınızı aldık. Bu normal kanınız sizin. Bir gösterelim. Normal kan. Normal kan ne aldık? Kan vermediniz bunu, mi için biliyorsunuz. Aynen normal öyle. Kan. Normal kanınızı aldık. Tamam. Sonra bunu özel bir makinesi var. Özel makinede bir işleme tabi tutuyoruz. Bakın pıhtı kısmıyla sarı kısmı ayrıldı. Bu sarı kısmı sizin bütün tedavinizi yapan hücre kısmı. Dikkat edin. Bir yeriniz yanar. Yandıktan sonra o yanık yerinde böyle baloncuklar oluşur. Oradan sarı sarı sular akar ya. Hı. İşte o tamirat suları. Bu su işte. Yani hepimizin kanındaki var. Kendi hücrelerimiz. Kendi hücrelerimiz. Aynen. Ama kanın o pıhtısı gidiyor. Aynen. Asıl serum olan, iyi olan kısmını alıyorlar. Aynen. Ne yapıyorsunuz onu? Şimdi bunu alıyoruz. Özel bir sistem makinesi var. Bunu makinede ayrıştırıyoruz. Santifüjden bunu dönüyor, çok özel, çok özel küçücük kıl iğnelerle ağrılı bölgenize yapıyoruz. Bunu dizinizin içine yapıyoruz. Orada tazelenme, yenilenme meydana. Ne demiştik biz? Bir yere kan gelmesi lazım. Neden olmuştu? Kan gelmemiş. Can gelecek. O zaman ben bu kanı bunun gözünün üstüne tam özünü verirsem ne oluyor? Vücut şaşırıyor. Allah diyor bu kan nereden geldi? Yaşasın diyor. Oo iyileşelim diyor. İşte orada rahatlama, tamirat meydana geliyor. PRP denilen PRP, şey evet, bu mu? Plazma demek. PRP demek. Plazma rich diye tıp bir isim bunu, vardı. Bunu bu güzellik bunu, uzmanlarımız da zamanında bu bambaşka bravo. Bir şey de. Çünkü bunu cilde yaptılar, de yüze de yaptılar. Ben size hemen anlatacağım. Bunun içinde ne yapıyoruz biz? Sakın diyoruz gidip oralarınıza iğne yaptırmayın. Kendi kreminizi alıp gidin doktora. Doktorcuğum onu yaparken kreminizi. Birazcık bana verir misiniz? Veririm. Tut. Onun kısmını içine alıyorsun, kremine karıştırıyorsun. Bunu buzdolabında saklıyorsun. Devamlı cildine sürüyorsun. Mükemmel bir şekilde PRP'li kendi özünden krem oluyor. Kırışıklıklarda gidiyor. Hocam bir dakika bunu ben de yaptırdım da. Dediler ki çok hemen kullanmanız lazım Zahide Hanım bunu. Hemen parantez açıyorum. Buzdolabında saklayacaksınız. Hatta doktordan giderken de doktor size şöyle soğutucuyla verecek bunu. Ha. Eve gidene kadar öyle. Buzdolabında da daima en az artı 4 derecede saklayacaksınız. Devamlı süreceksiniz. Mükemmel olur. Doğru söylemişler doktor kardeşlerim. Güzel. Şimdi bitmedi. Bunu aldık. Bunu aldık kardeşlerim. Bunu artık hemen hemen her yerde yapabiliyorlar. Bunun aleti var. Ama bunu bir de kuvvetlendirmek için içine ozon katılıyor. Ozon ne? Oksijen. Buna biraz da oksijen katıyor. Bütün dokuların ihtiyacı ne? Oksijen. Oksijen. Oksijeni de katıp dizleriniz içine küçücük çok özel kıl iğnelerle yapıyoruz. Acısı macısı da olmaz. Biz bunu futbolcularda da çok kullanıyoruz. Bir an önce iyileşsinler, maça yetişsinler diye. Sizlerde de çok faydası olur. Milli takıma da hep destek. Her zaman destek. Bütün maalesef destek milli takıma. 186. dakikada İrlanda'da gol atınca kaçtı ama olsun. Olsun. Onlar olsun. Bizim evlatlarımız. Milli takımımız, onlar bizim canımız, ciğerimiz, bizim evlatlarımız. Evet, evet. Başımızın üstünde yerleri var. Evet. Şimdi Zahide ablacığım annesinin ayaklarına varis varmış. Topuklarına da ağrı varmış. Yaren tamam. Mina'nın. Şimdi varise konuşalım. Sevgili kardeşlerim varis ne? Varis ne? Damarlar. İyi dikkat edin. Varis bacak damarlarının genişleyip içine kan dolmasına varis diyoruz.
Bu göz altında olursa göz torbacıkları oluyor. Çok affedersiniz, popoda olursa adı hemoroid oluyor. Varisin popoda olanına hemoroid denir. Yani damarların genişlemesi, popo damarları genişse hemoroid olur. Yüzde olursa gözaltı torbaları olur. Bacaklarda olursa varis olur. İyi dinleyin. Hanım kardeşler, sizlerin maalesef bizlere göre daha fazla damar sistemimiz bozukluğunuz var. Ya. Her banyodan sonra bacaklarınızı yaz kış soğuk suyla yıkamaya alışınız. Çok önemli. Ve ikinci önemli husus can kardeşlerim, ikinci önemli masaj husus. Masaj mı acaba? Şu hareketi sakın unutmayınız. Çek, bırak, çek, bırak. Bu çok önemli. Yalnız bunu çekip bırakırken affedersiniz parmaklarınızla hareket ettiniz. Bakın şimdi yolculuğa gideceksiniz. Arabalarla, uçakla yolculuklara aman, gideceksiniz. Aman sağ salim gidin, sağ salim dönün. Ne olur arabada, otobüste otururken bakın şu hareketi sakın ihmal etmeyiniz. Parmaklarınızı hocam, böyle hocam bir yıkayım şöyle hemen, bir şey yapayım. Hemen. Şöyle. Çek, bırak, çek, bırak, çek, bırak. Bir de bakın dikkat edin. Biraz böyle de yapınız. Neden? Damarlarınızda tıkanma olmasın. Ben niye parmaklarımı öyle hareket ettiremiyorum ya sizin gibi? Dur bakayım, ettiriyor muyum ya da? Yok anam, benimki sağa sola başka türlü. Neyse vazgeçtim. Bir yap bakayım. Yok, küçük parmak aldı başını gidiyor başka evet, yere. Evet ya, yanadım. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Baş parmağını tam çekmeye çalış. Tam iyi tut, iyi tut. Tutuyorum, iyi tut, tutuyorum. İyi tut, iyi sağlam. Sağlam, sağlam. Şimdi, evelallah. Ne baktık? Ne baktınız? Laftan lafa geçiyoruz ama. Olsun olsun söyleyin. Bende fıtık var mı yok mu nasıl anlayacaksınız? Nasıl anlayacağız? Kardeşler, oturacaksınız bir yere, Zayda'nın da gösterelim. Oturacaksınız bir yere, ayağı kendinize doğru çekeceksiniz. Zayda kardeşim çek iyice. Çekiyorum. İyice çek. Ha şöyle çekeyim. İyice çek. Çekiyorum, i̇yice çekiyorum, çek. Bırakma. Çekiyorum. Fıtık var mı yok mu? Fıtık tehlikeli mi değil mi? Nasıl anlayacaksınız? Bel ağrım var. Fıtık mı değil mi? Zararlı mı değil mi? Ameliyat gerekiyor mu değil mi? Çektim. Birisi şöyle yapacak ya da kendin gelip bakacaksın. Güçlüyse, tak diye düşmüyorsa gözün aydın, korkma. Hocam bir şey söyleyeceğim. Zaten biz buradan parmağa bakabiliyorsak boşuna yani. Biz gayet iyi, benim kızlar yapamaz onu. Buradan buraya kadar uzanıyorsunuz, bitti. Müsaade et. Şuradan şöyle. Şöyle. Çevirin şey. Şöyle yapsak oluyor mu? Aynen oluyor. Aynen oluyor. Ha, buradan kendiniz bakın. Aynen böyle ama bu gidiyor. Ama bu gitmiyor. Bunlar, işte bunlarda biraz güçsüzlük var. Senin belinde birazcık bel hareketleri yapman gerekiyor. Yapmayın birazcık. Ya. Birazcık canım, o kadar değil, o kadar değil. Şimdi dikkat ediniz. Peki. Başka ya, hazır oraya oturmuşken gösterin. Onu da gösterelim. İyi dikkat ediniz kardeşler. Ayakları çektiniz. Biri geldi, biri gelmedi. Biri geldi, biri gelmedi. Biri geldi, biri gelmedi. Eğer ayak bileğinizde daha önce kaza maza geçirmediyseniz, ayak bileğinizde bozulmalar yoksa, bu diyor ki tedbir al diyor, dikkat et diyor. Çek Zayda kardeş. Çek, 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 çek. İkisi de geliyor. Bak, ikisi de normal geliyor, çok güzel. Ondan sonra şöyle gücüne baktık. Çok güzel, o da güzel. İyi, korkma. Ama tak diye aşağı düşüverdi. Ya da çekemiyorsun, acil derhal böyle doktora kaldıysa, gitmen lazım. Böyle acil kaldıysa doktor, bak sorun. Bakın böyle biri geliyor, biri gelmiyor. Acil doktora gitmek lazım. Ya geçti da, artık hiç verme bize petme, oturduk. Ya da baş parmağınızı yaptı, pat diye aşağı düşüyor. Derhal doktora gitmek lazım. Sakın ihmal etmeyin. Hocam bir daha yapın, bir daha yapın. Bir daha yani yapalım. Yani şimdi ayak şimdi eğer böyleyse. İkisine çekti. Çektim, eşit, gözünüz eşit. Aydın, bir şey yok. Peki biri böyle geldi, biri geldi, kaldıysa, biri gelmedi. Çok dikkat etmesi lazım, acil doktora gitmesi lazım. Acil gidecek. Nereye gidecek, nereye gidecek? Ortopediye mi? Gidecek? Fizik beyin tedavi. Cerrahi, nereye? Fizik tedavi, ortopediste. Bitmedi, çok dikkat edin. Bazen de, Zayda kardeş biraz serbest bırak. Hafif çekersin, hafif böyle yamuk gelir. Ne yaparsan yap düz gelmez, bak böyle gelir. Çek ha, Zayda, çekiyoruz hafif böyle, çek, geliyor. Böyle geliyor. Bir tarafı geliyor, bir tarafı. Bu da acil doktora gidecek. Acil beyin cerrahi, ortopedise, fizik tedavi. Kendi kendine fıtık teşhisi bu. Hocam şimdi elinizi çekin, ikisinin arasındaki farkı gösteriyor. Aferin Zayda. Biri böyle, biri böyle. Aferin kardeşim. Şu olmaması gereken. Harika. Bu bakın, olması bu, gereken. Bu diyor ki belde problem var, derhal ortopediste, beyin cerrahine, fizik tedavi. Bu yanlış olan. Ya da aile hekimine gitmiyor. Bu doğru gitmiyor. Olan. Evet. Çok önemli kardeşler. Sakın ihmal etmeyiniz. Bu kasır, kendi kasır kendinize mi? Kendi kendinize fıtık teşhisi, haberiniz olsun. Ameliyat gerekiyor mu gerekmiyor mu teşhisi, haberiniz olsun. Bel ağrım var. Konu komşu oturuyoruz. Ay belim ağrıyor Ayşe Hanım, çok kötüyüm. Gel gel diyecek. Otur. Çek bakalım ayağını. Biri geldi biri gelmedi. Hemen doktora diyeceksin. Gün mün bırak. Hadi çabuk yürü gidiyoruz diyeceksin. Ama ikisini de çekiyor. Baş parmaklar kuvvet, korkma diyeceksin. Ya boş ver, biraz oraya sıcak yapalım. Biraz ozon yağı yapalım. Biraz da sallanalım geçer diyeceksiniz. Hocam bu şimdi bunları bir daha yapalım biz. Yapalım. Ne soruyorum dediğim?
Hocam şey, şimdi mesela bazen böyle bacağım yorgun olduğu zaman dediğiniz gibi çalıştırmaya çalışıyorum. Şuradan bir parmaklarım kitlenme oluyor. Bravo. Şuraya vuruyor, şuradan ablam, başlıyor. Ablam kramp anlatıyor, kramp girerler. Ya ayağı çalıştırırken aynen, o giriyor. Ayağı çalıştırırken kasların kalsiyumu, magnezyumu eksik olduğu zaman, tuzu eksik olduğu zaman kramp girer kardeşlerim. Soda içelim hanım mi? Hanım kardeşler soda çok doğru bir maden şey. Maden suyu. Her gün bir tane, bizim memleketimiz soda cenneti. Doğal sodadan her gün bir tane içiniz. Bunun dışında süt, yoğurt, peynir yiyiniz. Biraz sonra size çok güzel yumurta kabuğundan bir nimet yapacağız. Aa, onu yapalım onu ya, o kadar çok şeyimiz var ki. Onu da muhakkak söyleyeceğiz, bunu da muhakkak yapacağız. Biraz sonra size yumurta kabuğu da anlatacağız. Hocam şimdi dolu, yapalım. Dolu dolu dop doluyuz. Dolu dolu dop doluyuz, telefonumuz da var. Telefon, hadi. Günaydın, sonra bunların hepsini tekrar bir tamam, göstereceğim size. Gösterelim. Günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Şükür kavuşturana, buyurun. Çok teşekkürler. Merhabalar hocam. Hoş geldin kardeşim, hoş geldin. Size bir sorum olacaktı. Buyurun. Hem 3-4 seneden beri kemiklerim çok ağrıyor. Özellikle ayak kemiklerim. Peki kalkalım mı artık, tekrar gösterelim. Gittiğim doktorlarda bana kemiğinde ödem var dendi. Kemikte ödem. Kemik iliklerinde ödem olur. Doğru. Evet. Çok hareketli bir insanım, kalsiyum çok tüketen bir insanım ama bu neden oluştu veya nasıl geçecek? Bir, kilo var mı? 70 kiloyum, 1.70'e. İyi, çok değil, iyi, gayet güzel, gayet güzel. Sevgili kardeşlerim, kolesterolleriniz nasıl? İyi, hiçbir şey yok. D vitamininiz kaç? İşte onu da bilmiyorum. Anneler, ne olursunuz, erkek kardeşlerim de D vitamininize muhakkak baktınız. D vitamininiz en az 30'un üstündeyse kardeşimin kemikleri gibi sızılar yapar. D vitamini son dönemlerde anlaşıldı ki çok önemli. D vitamini nereden alıyoruz? Süt, yoğurt, peynirden alıyoruz ama D vitamini için 3 şey gerekiyor. Bir, güneş. Ülkemiz çok güzel maşallah. Ona hiç problem rağmen yok. Bu kadar güneşe rağmen bu kadar D vitamini eksik. Ama problem nerede? Yeterli gıda almıyoruz. Süt, yoğurt, peynir, yumurtayı güzel yemiyoruz. Güneşi balık yemiyoruz. Balık yemiyoruz. Ama en önemlisi egzersiz yapmıyoruz. Sevgili kardeşler, bu üçü olmadan kat diyen şey olmuyor. D vitamini noksanlı oluyor, haberiniz olsun. Bunu sakın ihmal etmeyin. Kardeşime diyoruz ki, kardeşimize diyoruz ki süt, yoğurt, peynirini bol tutacak, egzersiz yapacak. Zerdeçal kullanın. Eklem ağrıları için zerdeçal inanılmaz bir nimettir. Balla zerdeçal olur mu? Balla zerdeçalı karıştırın. Ne kadar? Bir çay kaşığı zerdeçala, şekeriniz yoksa bir çorba kaşığı kadar balın içine ya da bir çorba kaşığı ya da yoğurdun içine karıştırın zerdeçalı. Sabah öğle akşam yiyiniz, egzersiz yapınız. Bacakları kendine çekme şeklinde, ayakları kendine çekme şeklinde. Bakın böyle oturduğunuz yerde bak, dikkat edin, yürüyün demiyorum ben size. Bunları günde en az 10 dakika kadar yapınız. Göreceksiniz ki bu ağrılarınızda rahatlama olacak. Harika. Çok geçmiş olsun, teşekkür ederim. Hocam çok siz ne kadar... Çok teşekkür ederim. Sağ ol bir tanem, geçmiş olsun. Çok da genç geliyor sesiniz. Hocam siz şanslı bir adam mısınız? Bence öylesiniz. Hanımınızı tanıdığım için söylüyorum. Sağ olun. Ama bugün de şanslısınız çünkü çok sevdiğim bir dostumu davet edeceğim şimdi. Ve iki güzel ekran yüzünün bir kendi üzerime de alınayım. Arasında bırakacağım sizi. Hazır mısınız? Tabii. Show TV ekranlarında İclal Aydın'la yeniden başlayacak çok yakında. Alkışlarla İclal Aydın geliyor. Kızıcığım günaydın. Günaydın. Canım arkadaşım. Ne yapıyorsun bebeğim, gel böyle. Hoş geldin. Hoş geldin. Merhabalar, günaydın. Nasılsınız? Ay bir şey söyleyeceğim. Nihayet İcral. Ya. Ne nihayet ama? Kavuşmamız mı? O bir tane daha. Anam şu saçları uzatmışsın, ne güzel olmuş. Neydi, erkek çocukları gibi sana çok yakışıyor ayrı. Teşekkür ederim. Ama yok, bu saçlar bence çok güzel olmuş. Evet tamam, artık kestirmeyeceğim. Hayır, evlenmiş de yaramış mı desem acaba? Gerçekten. Vallahi ya. Çok teşekkür ederim. Bakayım gözlerin içi parlıyor. Ay. Aşk yaramış. Süper. Utandım şimdi. Ay utanma kuzu, gel böyle ortamıza şöyle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Tebrik sağ olun. Ederiz. Başarılarınızı dileriz. İnşallah. Güzel olacak. Güzel şey olur. İnşallah. Onu icra yapardı olmaz mı? Çok aynen güzel öyle olacak. Allah iyi niyetlerine her zaman yardımcısıdır. Bismillah diye başlayan her şey güzel olur. İnşallah. Bir de gönülde iyi niyet varsa göreceksiniz her şey çok güzel aynen olur. Aynen öyle. İnşallah. Bir kere bayramda beraberiz zaten ekranda inşallah. İnşallah. Hadi neler var anlat programda. Aslında çok büyük bir değişiklik yok.
Zahide'cim tatile gidecek. Ben biliyorsunuz genellikle kısa dönemli programların insanlarıyım. Çok çok güzel çok fazla programlar işler yaptın. Yapmayı seviyorum evet. Biliyorsun. Yani yazıyorsun, dizi yapayım, kitap yapayım. Şu anda sonbahara yetiştirmem gereken bir kitabım var. Dolayısıyla Temmuz-Ağustos ayı içinde onda alıştığınız, görmeye alıştığınız çok değerli konuklar ve konuları inşallah ben de kendi üslubumca yaz boyunca aktarmaya çalışacağım size. Yine aynı sorulara ama aynı zamanda her zaman biliyorsunuz yeni yanıtlar arıyoruz. Bazı şeyler hiç değişmiyor hayatta. Hastalıklar değişmiyor. Ama çözüm yolları kişiye göre farklılık bizim hocam çok iyi bilir. O zaman biz de söz verelim. Ha. Kardeşim programına bir gün muhakkak geleceğiz diye. Tamam o zaman. Süper olur. Harika. Burada çünkü siz kış boyu gerçekten bir de aynı ekiple çalışacağız zaten. Çok başarılı ve çok güzel bir iş çıkardınız. Sağ ol bir tane. İnşallah ben de aynı yerden aynı şekilde devam ettirebilirim. Çok da güzel yapacaksın eminim. Senin sayende tatile çıkmış olacağım evet. Ben de. Ama çok keyifli ve bir kere senin yüzün hep böyle gülüyor ya. Çok seviyorum gerçekten gülümseyebilen insanları. Aynen. Zor pek çok zorlukla karşılaşıyoruz. Sen de karşılaştın hayatın boyunca ama yine de gülmeyi başardın. Hep konuştuğumuz bir şey var. Hayatın içinde zorluklarla karşılaşan insanlar aslında daha hoşgörülü ve gülümsemesine daha çok sahip çıkan insanlar oluyor. Dertsiz tasasız olanların şikayetleri de her zaman çoktur biliyorsun. Aynen öyle. Olsun diye. Ama söz konusu sağlık olunca her şey bir tarafa insana Allah ağrı vermesin. Aynen. Ama şöyle bir laf var hocam çok iyi bilir. Duvarı nem insanı gam yıkarmış. Ya, o yüzden nemden de gamdan da uzak durmak her lazım. Her şeyin başı stres. Değil ya, mi? Ya. İnsan peki. Neler yapıyor. Program kaçta başlayacak? Kaça kadar devam edecek? Yine aynı saatte başlayacak. Yine aynı 9.30, saatte. 12'ye kadar yani devam. 10'da başlama ihtimali var yaz boyunca zannediyorum. Herhalde o önümüzdeki günlerde daha da belli netleşecektir. İşte biz 1 Temmuz'da gidiyoruz onu da söyleyelim. Çok özleyeceğiz sizi. Güzel alışıyoruz, alışıyoruz. İyi dinlenin. Tamam mı? İnşallah. Bol enerjiler toplayın. Aynen öyle. Bir sürü şeyleri koyun cebinize. Aynen öyle. Çünkü her zaman yenilenmekte bir fayda var. Böyle kısa aralarda bir fayda var. İnsan kendini toplayıp döndüğünde daha güzel şeyler aktarabilir diye İnşallah. Düşünüyorum. Kesinlikle öyle. İnşallah Allah nasip etsin. Her zaman Allah'ım en hayırlısı nasip etsin diyerek gitmek gelmek gerekiyor. Onu ondan i̇nşallah. Başka kimse i̇nşallah. Bilmiyor. İnşallah, inşallah. Seni de bulmuşken nefis tarifler var. Hadi gel beraber yapalım. Tamam. Ay hadi bana kabuğun, da bir alıştırma olsun. Olsun. Ay senin ihtiyacın mı var aşk olsun? Ya ara verince oluyor Zahide Aman. Biliyor musun? Vallahi. Biz bizeyiz. Yani tamam, o sevildiğini peki. Hissettiriyorsunuz ya bize böyle. Hani evin kızı oluyor, çocuğu oluyor, gelini oluyor. Ben bu sene evin gelini de oldum. Ondan daha da mutlu oluyorum. Nasıl mutlu oluyorum? Kayınvalideler de yazıyorlar bana. Ah gelinim de şöyle olsa böyle olsa. Siz gelinize iyi davranacaksınız. O size. Aynen. Senin kayınvaliden. Ay Allah nazardan saklasın. Maşallah. Saklar korur bizi zaten. Çok seviyorum kayınvalidemi. Harika bir yani, şey. Yani gerçekten annem. Gerçekten annem. Allah başımızdan eksik Amin. Etmesin. Onun o güler yüzü Amin. Kucaklaması o kadar değerli ki. Yani vallahi yani bunu bu kadar dile getirmemek lazım belki. Niye ben hep söylüyorum. Allah nazar değmesin ama. Allah herkese nasip etsin ben, inşallah. Ben gelinlere bir şey tavsiyede bulunuyorum. Söyleyin hocam. Ne olursunuz, ne olursunuz. Erkeğinizin annesine ne kadar iyi davranırsanız ya. Erkeğiniz de o kadar mutlu olursunuz. Biz ha. Erkekler annemize aşığızdır. Ruhumuzda aşıklık vardır. Anamıza kötü davrandığınız zaman bir şey belli etmeyiz ama içimiz içimizi yer. Bir şey demeyiz ama içimizi içimizi yer. Öyle vallahi. O annenin, annenin varlığını bileceksiniz. Ona iyi davrandıkça göreceksiniz o adam size kul köle olur. Lütfen annesiyle iyi geçinin. O zaman bir erkeğin, bir erkeğin şey söyleyin. Anasına, parasına, arabasına laf etmeyin. Bak, anasına, parasına, arabasına. Çünkü erkekler arabalarıyla da evlidir, haberiniz olsun. Aynen. En kötü arabasına bile, aa ne kadar güzel, aa şunu da geçti, aa çok güzel dediğiniz zaman çok mutlu edersiniz bizleri. Ama kayınvalidelerin de Zahide'nin dediği gibi onlara da bir şey söylemek Tabii. lazım. Güler Çünkü hani biz iyiyiz, mutluyuz diyoruz ama öyle değil mi? Onların yani da araya gelin fitne kıymeti... fesat sokmasın, Sokmamak bir şey söyleyecekse lazım. Ne olur, her hele şey görünce falan dille, varsa tatlı aynı. Dille, güler yüzle her şey olur. Başkasına söylemeyin. Tabii tabii. Kendisine söyleyin. Bence kendisine de kızım şöyle şöyle demekte yarar. Kızım, hele bir de kızım derseniz. Çok önemli. İyi niyetinizi hissettirirseniz. Tabii, tabii, benim böyle bir önemli. Hikayem var ama şimdi çok uzun bir, bayağı kayınvalidesini zehirlemeye kalkan bir gelin hikayesi gidiyor. Diyor ki evet. Bana ne olursun öyle bir zehir ver ki benden olduğu anlaşılmasın. Seni mi arıyor? Yok ayol, Allah korusun. Hikaye budur. Hikaye bu.
Ama güzel bir hikaye. Ama nasıl dinliyor? Sonra ne olmuş? Korktum sonra... dedim telefonda bazen bağlanıp soruyorlar. Kayınvalidemi öldürmek istiyorum. Ay Allah korusun. Ama bu hikayede gerçekten böyle bir gelin var. Çok çekiyor. Her yerde kayınvalidesi, her şeye maydanoz, her lafına muhalefet hiç rahat vermiyor. Diyor ki ya o gidecek ya ben gideceğim. Ben gideceğim. Gencecik kadınım iki çocuğum var o gitsin. Nasıl gitsin? Diğer tarafa doğru. Tövbe yarabbim Ramazan. Neyse bir yere gidiyor oradan bir ilaç. Diyor ki bak kızım sen emin misin bunun vebali büyüktür. Her şeyi diyor benden Allah benden bilsin ne yapayım. Yoksa ben ölüp gideceğim. Alıyor zehiri getiriyor eve. Yalnız diyor ki zehri veren kadın. Bunu diyor her gün 3 damla koyacaksın yemeklerine ama çok iyi davranacaksın. Senden bilmesinler ne diyorsa tamam diyeceksin. Sözü bitmeden araya girmeyeceksin. Her dediğini dinleyeceksin. Tamam diyor alıyor her gün 3'er damla. Aradan bir hafta geçiyor. Ay diyor ki aslında benim kayınvalidem. Ya güzel de konuşuyormuş. 2 hafta geçiyor. Kayınvalidem aslında hani dediğini yapmış. Böyle nasıl olsa gidecek ya bir ay kaldı ne olacak? Kocasıyla arası iyileşmeye başlamış. 3. hafta gelmiş. Allah'ım demiş ben ne yaptım? Meğer benim kayınvalidem çok iyiymiş. Dünya güzeliymiş. Bana söyledikleri benim hayrımaymış. Ben kayınvalide olduğu için yanlış anlıyormuşum. Koşa koşa gitmiş kadına elini ayağını öpeyim. Ne istiyorsan benden ne istiyorsan bütün param senin olsun. Bu zehrin geri dönüşümü olsun gitmesin kayınvalidem. Ne demiş biliyor musun kadın? Bak kızım demiş. Ben sana zehir vermedim. Ben sana vitamin verdim. Zehir senin içindeydi. Sen zehrini akıttın. Gerçek kayınvalideni gördün. Ay nefis bir hikaye. Şimdi bizde hikaye bitmez. Hocamda da çözüm bitmez. Doğru. Elini aldı şimdi çorabı. Şimdi diz ağrılarına çözüm üretiyoruz. Kadın çorabıyla nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Ev işi yaparken. Onun içinde ne var? Hepinizin evinde böyle tuz torbaları var. Bu yaklaşık 1 kiloluk bir tuz torbası. Ha. Şimdi bunu böyle bir kadın çorabının içine koyuyoruz. Hem ev işi yapacağız hem de ağrılarımızdan kurtulacağız. Nasıl yapacağız? Kadın çorabını şöyle aldık. Allah Allah. Şuraya şöyle hemen bir düğüm attık. Ha. Sonra aynı şekilde bir tane de buraya yapıyoruz. Ondan sonra getiriyoruz bunları. Gel gidelim yanına hocam orada bir şey yapacak. Zeyda Hanım şöyle bir dakika otur. Oturayım. Bunu şöyle ayak bileklerimize bağlıyoruz kardeşlerim. Şöyle kolayca bağlıyoruz ki... Hem ev işi yapacağız hem de ağırlık taşımış olacağız. Hem de ağırlıklarla mis gibi iki dizinize de bağlıyoruz bunu. İki ayak bileklerinize de bağlıyoruz kardeşlerim şöyle. Renkler de pek güzelmiş. Evet. Peki bu ağırlıkla neyi değiştiriyoruz biz? Kasları kuvvetlendiriyoruz. Hangi kasları? Diz kaslarını ve ne diyoruz bir yere kan gelmesi lazım. Kan gelen yere ne geliyordu Zeyda Hanım? Can geliyor. Can geliyordu. Can getiriyoruz. Böyle şimdi, pek güzel oldu yeni moda. Şimdi sevgili kardeşlerim nasıl yapacağımızı göstereyim. Ben de hemen bir bağlayıvereyim şöyle. Hemen dizlerimize, ayak bileklerimize bağladık. Bununla evde normal dolaşırken. Ağzına sağlık. Ha. Dolayısıyla kaslarımız kuvvetlenecek. Ama nasıl dolaşacağız şimdi göstereceğim biraz. Biraz böyle eğlenceli tabii bende topuklu da var kusuruma bakmayın. Ama peki bu ağırlık bağlamanın nesi avantaj onu anlamadım ben hala. Anlatıyorum. Hocam bu ne Allah aşkına. Kaslarım. Dur, onu da göstereceğiz şimdi. Kaslarımızı kuvvetlendiriyoruz Allah, kardeşler. Allah. Kasları kuvvetlendiriyoruz. Ağır değil mi? Yani aynen. Ağırlıklarla kasları kuvvetlendiriyoruz. Şimdi ev işi yapıyoruz. Mesela mutfağa gideceğim. Böyle gideceğiz yalnız bakın biraz. Biraz böyle böyle mi? Yapıyoruz. Bakın kasları daha çok çalıştırıyoruz. Bu sünnetlik çocuğun başka bir versiyonu. Böyle. Hocam böyle düşersem gidiyoruz. Tutun beni sonra yalnız. Sonra mutfakta şey yapıyorum. Yemeğe karıştırıyorum. Bakın böyle yapacağız. Bak hem yemek yapıyorum hem kaslarımı kuvvetlendiriyorum. Aa bir ondan dakika burada bak, bir şey söyleyeceğim. Böyle göster. Buyurun. Bak hocam şöyle geçin siz. Şimdi mesela tezgahın başında saatlerce kalıyorsunuz ya. Bir kere göbek buraya değiyor, tezgah ıslanıyor, aynen göbek ıslanıyor. Onu asla yapmayın. Tamam. Ondan sonra bir o değil mi hocam? Doğru İkincisi söylüyorsun. De, ne diyecektim? Dur. Kasları nasıl çalıştırdığını gösterecektim. Tamam şimdi böyle durdunuz acıdı ağrıdı belim ağrıdı of puf dediniz. Bir ayağınızı şöyle kaldırıverin şuraya bir şey koyun. Ve böyle çalışın tezgahta. Doğru söylüyor. Doğru mu? Doğru, çok doğru. Ne yapmış olduk? Kasları gevşetti, gerginliği giderdi, doğrusu rahatladı. Ben de size diyorum ki ayaklarınıza böyle ağırlık bağlayın, sık sık bunları yapın. Ya benim şu yan basenlerimde çok çıkıntılı diyenler ne yapsınlar? Böyle tezgahın başına bak, ayağındaki ağırlıkla yaptığı zaman bir süre sonra göreceksiniz burası düzeli. Bu iç kısım içinde bakın böyle yapacaksınız. Yalnız bunları önemli hem tezgahta yapıyorsunuz, işinizi yapıyorsunuz hem de ağırlıklarla çalıştırıyorsunuz. Önemli bir püf noktası var. Yatağı toplayacaksınız. Yatağı toplarken bunlarla beraber yapın kardeşim. Buyurun püf noktası. Püf noktası beyefendi gelmeden bunları çıkarmayı unutmayın. Tamam. Diyecek ki sen doğru. Ne yapıyorsun? Doğru. Niye maskeyle açar ya şimdi, hanımlar? Şimdi ben tabii biraz sıkı bağladım hemen hocam. Açıverelim hemen. Rica sen gelmeden hocam bir şey yaptı. Yine bir şey yaptı yani. Hiç durmadı geldiğinden ne beri. Ne yaptınız? Yumurtayı kırdık. Evet. Yumurtasıyla Füsun abla harika şeyler yaptı.
biz yumurtanın içindeki o zarı var ya, zarı çıkarttık. Hocam dedi ki bununla güzelleşeceksiniz. Hemen gel onu göstereyim. Hadi gel bebeğim. Hemen şimdi nasıl güzelleşeceğiz? Çıkarttınız. Yumurtanın dikkat ediyoruz hemen. Bu da evimizin kızı oldu şimdi. Gel. Ben hiç dayanamam. Onu oradan toplayacağım. Mutfak kirlenmeyecek. Nasılsınız? İyi misiniz? Hayırlı olsun. Kutluyorum. İnşallah. İnşallah. Hepimize. Ay. Bak bak zar neresi biliyor musun? Sevgili kardeşler dikkat edin. Yumurtayı kırdınız. Taze taze yumurtanın şöyle içinden zarı çıkıyor. Bakın bunu alacaksınız. Bu iç kısmını biraz kabuğunu bırakın ki yerini şaşırmayın. Ağrıyan ekleminize yapıştıracaksınız. Bakın şöyle. Mesela el bileğim. Bakın böyle. Bunu böyle yapıştıracağım buraya. Allah Allah. Aynen böyle yapıştırdık. Bitmedi. Ne oluyor peki bu? Dur anlatalım. Bunu üstüne de bir bez saracaksınız. Yaklaşık yarım saat 45 dakika kadar dursun. Ondan sonra sıcak suyla yıkayın. Üstünü ozon yağı sürün. Mahsus kabuklarını bırakıyoruz ki içinin gelmesi lazım. Neden içinin gelmesi lazım? Çünkü içinde bunun onu size faydalı olan kısmı. Şöyle. Aynen öyle. Heh. Aynen çok güzel oldu. Erkek elinde pek olmadı gibi oldu. Bence da. De. Neden? Kıllardan dolayı yapışmamıştı çünkü. Doğru söylediniz. Sevgili kardeşlerim bir şey daha yapıyoruz şimdi. Ya benim şu kaz ayaklarım da son dönemde çok artmıştı. Ben ne kadar kötü olmuştu diyenlere diyoruz ki bunu alın böyle kardeşler. Getirin böyle kaz ayağınızın olduğu yerleri yapıştırın şöyle. Yumurtanın mükemmel yumurtanın zarının iç kısmını ama. İç kısmını. Nereden anlayacaksınız iç kısmını yapıştırdığınızı? Nereden kabukları duracak böyle üstünde. Kabukları duracak kabuğun üstünde. Kabuğun tersi neresi düzü neresi evet, bileceğiz. Evet o zaman belli olacak. Yani kabuk kısmı dışa gelecek böyle şu iç kısmı şöyle. Ne kaldı hocam? Güllaç kaldı. Dur onu da reklamdan sonra hemen yapalım. Yetiştiririz hemen yapalım. İnşallah. İnşallah bu da özel bir güllaç. Biz buradayız sizi bekliyoruz. Az sonra çok özel bir güllaç. Güllaç yapıyoruz. Doktor Feridun Kunak'tan az sonra buradayız. Uydurma hadis ne demektir? Hadis uydurmanın günahı var mıdır? Allah bize diyor ki türbeye gidip isteme, arıya aracı koyma, sen gidiyorsun türbeden istiyorsun. Uydurma hadisler nasıl anlaşılır? Uydurma hadislerle hurafeler arasında nasıl bir ilişki vardır? Profesör Doktor Mustafa Karataş, uydurma hadisler ve günahları ile ilgili tüm merak edilenleri Ramazan özel programında açıklıyor. Yarın Zahide Yetiş'te. Sevgili izleyiciler Aydın bana eşlik ediyor. Show TV'de yaz ekranı ona emanet. Çok İnşallah. Güzel bir program hazırlıyorlar. İnşallah. Şimdiden ben biliyorum sakın kaçırmayın söyleyeyim. Feridun Kunak bizimle beraber. Şimdi güllaç kaldı bunun farkı ne? Bu güllaç çok farklı bir güllaç. Şeker kullanmayacağız yaparken. Balla yapacağız. Ve arasına Yozgat'ta öğrenip geldik. İncir uyutması koyacağız. Bu güllaçta hem bağırsaklarınız güzel çalışacak. Hem de şeker almayacaksınız. Tamamen doğal şeker alacaksınız. Biraz sonra bunların hepsini anlatacağız. Ama siz ne zaman izleyeceksiniz? Önümüzdeki hafta. İnşallah. Niye süremiz yetmedi? Çünkü neden Ankara'ya dönmesi gerekiyor? Evet, kaçırmamamız lazım. Size güzelce anlatacağız. Önümüzdeki hafta size İzleteceğiz hiç merak etmeyin. Önümüzdeki hafta ama şunu da izleteceğiz. Ama bu güllacı muhakkak yapın. Bak. Böyle bir güllaç yok. Hiçbir yerde Bitti bulamazsınız. Mi? Tamam. Dur bir tamam. de şunu söyleyeyim. Kalsiyum almak lazım. Yoksa kireçleniyoruz, düşüyoruz, iyileşemiyoruz. Hanımlar, beyler özellikle sizin kalsiyum tarifinde sizden rica edeceğim. Tamam. Biraz sonra biz çekeceğiz. Size sonra göstereceğiz. Bunu da anlatacağız. Bu kalsiyumu muhakkak yapın. Üniversitede çalışmasını yaptık. Mükemmel netice bitti diyorlarmış. Evet. Ayşe oğlum aranıza geçecektim şöyle. Biz sizi çok seviyoruz ve çok özleyeceğiz. Yarın görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.